Kadınlar ekran başına. Bahara girdiğimiz, sıcaklıkların arttığı şu günlerde sağlığınız için neler yapmalısınız? Kadın sağlığı ve doğum uzmanı Operatör Doktor Ayşe Duman, baharda kadın sağlığı için yapılması gerekenleri işin aslında anlatıyor. Mevsim geçişlerindeki adet düzensizlikleri nasıl engellenir? Bahara girerken yaşanılacak adet sorunlarına çözüm yolları. Gebelik dönemindekiler mevsim geçişlerinden nasıl etkileniyor? Sıcak havalarda gebeler nelere dikkat etmeli? Loğusalar sıcak havalarda nelere dikkat etmeli? Lohusa bayanların sıcaklıkların arttığı şu günlerde yapması gerekenler. Ayşe Duman'la hepsi ve daha fazlası işin aslında. Sağ olun. Beyaz TV ekranlarından hepinize mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir cuma günü diliyorum. İşin aslına hoş geldiniz. Bugün yine kadın sağlığı ve doğum uzmanı Operatör Doktor sevgili Ayşe Duman'la birlikteyiz. Bugün kendisiyle bahar ayından kadın sağlığının nasıl etkilendiğini konuşacağız. Mevsim geçişlerinde ne yapmalıyız? Artan sıcaklıklarda nelere dikkat etmeliyiz? Bahar yorgunluğu acaba bizleri nasıl etkiliyor? Gebeler bahara girerken nelere dikkat etmeli gibi pek çok sorunun cevabını birazdan programımızda bulabileceksiniz. Ayrıca malumunuz baharla beraber düğün sezonu da açılıyor. Yeni evli çiftlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? İlk gece korkularını nasıl yeneriz? Balayı sistiti nedir? Nasıl engellenir gibi konulara da yer vereceğiz. Hadi o zaman öğrenelim şu işin aslını. Hanımlar ekran başına. Bahara girdiğimiz, sıcaklıkların arttığı şu günlerde sağlığınız için neler yapmalısınız? Kadın sağlığı ve doğum uzmanı Operatör Doktor Ayşe Duman, baharda kadın sağlığı için yapılması gerekenleri işin aslında anlatıyor. Mevsim geçişlerindeki adet düzensizlikleri nasıl engellenir? Bahara girerken yaşanılacak adet sorunlarına çözüm yolları. Gebelik dönemindekiler mevsim geçişlerinden nasıl etkileniyor? Sıcak havalarda gebeler nelere dikkat etmeli? Loğusalar sıcak havalarda nelere dikkat etmeli? Lohusa bayanların sıcaklıkların arttığı şu günlerde yapması gerekenler. Az sonra işin aslında. Teşekkürler, tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş hocam buldum. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? Bizler deyiz. Bahar renkleri. Evet, baharın coşkusunu. Aynen öyle. İnsanın şimdi ruhunun tabii malum, yansımaları evet, oluyor tabii. Evet, aynen. Şimdi malum artık bir ruhsal ve fiziksel etkileri olacak bu baharın. Evet. Hormonlar nasıl değişiyor? Neden etkileniyor? Önce öyle başlayalım, bir konuşalım bakalım. Bahar aylarında hormonal olarak kadınlar nasıl etkileniyor? Şimdi bahar neden bizi etkiliyor? İnsanın biyoritmi evrendeki bütün değişimlerle birlikte etkileşim halinde. Yani ne oluyor? İşte güneşin daha ısıtıcı olması, dünyanın daha toprağın daha canlanması, elektrik yüklerinin değişmesiyle beraber kadının hormonları da değişiyor. Aslında bütün insanların, erkeğin ve çocukların da. Sadece kadınlar için geçerli değil. Tabii değil. Yani. Tabii tabii. Hani kadın doğumcu olunca hep kadın üzerinden konuşmaya alıştığımız için kadın diyoruz ama bütün canlılar
Evrendeki değişikliklerden etkileniyor ama etkilenmeye daha açık belki de kadınlar ve çocuklar olduğu için de kadınlar üzerinden konuşmak, bir de tabii hani kadınlarla hep muhatap olduğumuz için kadınlar üzerinden konuşmak daha basit geliyor, daha anlaşılır geliyor. Ne oluyor? Bir kere kış aylarında daha yoğun salgılanan melatonin hormonu dediğimiz aslında uyku hormonu, karanlık hormonu, insanı daha sedatif bir hayata tutan hormonun yerine baharla beraber, güneşle beraber aslında daha çok serotonin hormonu salgılanmaya başlıyor. Yani mutluluk hormonu salgılanmaya başlıyor. Ama şöyle bir yanılsamaya da girmeyelim. Bahar geldi, güneş çıktı, bizi aydınlatmaya başladı. Benim serotonin hormonum salgılanacak ve ben mutlu olacağım dersek bu gene tembelce bir bakış Ama açısı zaten olur. biraz bunun tersi olmuyor mu mevsim Tam onu geçişlerinde? diyeceğim. Yani Şimdi o kadar çok şey değişiyor ve o değişimlerden biz maksimum fayda sağlamak için doğru davranışlar üretmemiz lazım. Yani ne gibi tamam, mesela? mesela işte o sabahın güneşiyle beraber biz yatağımızdan çıkmıyorsak, perdeleri açmıyorsak, yorganı kafamıza çektiysek bizim serotonin hormonumuz bahar geldi diye salgılanmaz. Ama o güneşin ilk ışıklarıyla biz güzel bir ortamda yürüyüş yapıyorsak, baharın kokusunu içimize çekiyorsak, evet o zaman serotonin hormonu salgılanır. Eklem ağrılarımız olmaz, kaslarımız gevşer. O zaman işte o baharın değişiminden biz olumlu anlamda etkileniriz. Ha bir de mesela az önce dediniz bahar yorgunluğu var. Peki onunla bu tezat olmuyor mu? Biz baharın güzelliklerinden istifade etmeyip de var olan negatifliklerimizi devam ettirmeye devam edersek o zaman o değişimden olumsuz etkileniriz. Ne oluruz? Mesela baharla beraber özellikle mevsim geçişlerinde atmosferin elektrik yükü değişiyor. Pozitif ve negatif iyonlar var. Daha çok negatif iyonlar oluşuyor. Özellikle mesela yağmurdan önce bazı insanlar hisseder der ki, "Aa yağmur yağacak, benim dizlerim ağrımaya Evet. başladı." Tabii Veya yağmur romatizması yağacak, olanlar evet bilir, hisseder. hisseder. Çünkü evrendeki bütün her şeyle yani atom düzeyindeki değişiklikler bizim hücrelerimizi etkiliyor. Oradaki bir elektrik yükünün değişmesi daha hassas bünyelerde işte dizlerde, eklemlerde bazen sabah işte yataktan kalkıyor diyor ki ellerimi açıp kapayamıyorum. Bütün eklemler Evet. tutulmuş. Çünkü elektrik yükü bizi etkiliyor. Ama biz onu daha olumluya çevirmek için ne yapabiliriz mesela? İşte ne yapabiliriz'i konuşalım, değil mi? Sabah evet tamam bir halsizlik var kalkmak istemiyoruz ama şunu da çok net emin olmalıyız ki biz eğer şu niyetle işte bu güneşten istifade etmeliyim. Baharın kokusunu içime çektiğimde kendimi çok daha iyi hissedeceğim ve benim fiziksel olarak da daha iyi olmamı sağlayacak hormonlar salgılanacak. Bu net bir bilgi. O zaman yatma isteğimize rağmen çünkü olacak bu. Tabii Elbette. olmasının diğer detaylarını da konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Buna rağmen demeliyiz ki kalkıyorum. Bana faydalı olan güneşten istifade, havadan istifade etmek için perdelerimi açıyorum, camları açıyorum. Derin derin bir nefes alıyorum. Ve 10-15 dakika daha fazla değil. Daha fazlası da bu sefer yorgunluk oluşturur. Çünkü kaslar bir şeyden çıkıyor. Daha sedatif bir hayattan çıkıyor. Birden yorarsak bu sefer de gerçekten yorgunluklar olur. Bu da önemli. 10-15 dakikalık sabah egzersizleri, nefes alma egzersizleri. Özellikle mümkünse hani şimdi şey de var. Şehir içinde çokça parklar da var. Parkta bir Yürüyüş. 15-20 dakika hiç olmazsa bir Evet, hep yürüyüşle söylüyoruz zaten. bahar Mutlaka yorgunluğunu egzersiz, yürüyüş. atabiliriz. Yok bunları yapmazsak ne olur? İşte bahar geldi, yorgunum. İşte bahar geldi. Çünkü biz bir tarafımız da bir şeylere sığınıp buna bahane üretmek istiyor. Böyle de bir gerçek var. Var. Bunu kabul edip buna rağmen demeliyiz ki hayır kalkıyorum. Çünkü bu benim şimdiki ve gelecekteki sağlığım için önemli. Bunu ancak biz diyebiliriz. Biz demezsek o Yine bizde zaman bitiyor iş ya. gene iş bizde bitiyor. Peki mesela bu adet sancıları kadınların bu mevsim geçişlerinde artıyor ya da bozulabiliyor dengesi. Bunun Evet. sebebi ne? Şimdi gene hani hep diyoruz ya kadının döngüsel o değişimleri, özellikle adet döngüleri birçok şeyden etkileniyor. Nasıl eklemler etkileniyorsa, zihinsel yapımız etkileniyorsa, ne bileyim kaslarımız etkileniyorsa, adet döngüsü de etkileniyor çünkü hormonlar etkileniyor.
Hormonlarla birebir alakalı adet döngüsü zaten. Bu anlamda özellikle ilkbaharda ve sonbaharda genellikle gördüğümüz adetlerin gecikmesi. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Özellikle mevsimsel geçişlerde olan adet gecikmelerinde herhangi bir şey yapmaya, ilaç kullanmaya, paniklemeye gerek yok. Mesela kadın geliyor diyor ki adetim gecikti. Peki Biraz mesela detaylı, özür dilerim, pardon. onu da tabii bilmek gerekiyor. Ne kadarlık bir gecikme? Tam onu söyleyeceğim. Değil mi? Bence mevsimsel geçişlerdeki bu gecikmeler sürekli oluyorsa bir ay beklenebilir. Hiç dert değil. Gebe olmadığınız eminseniz. Çünkü adet gecikmesi ilk önce akla gelmesi gereken şey acaba hamile miyim? İşte tabii mesela ne bileyim 3 gün gecikti, 4 gün. Hiç Hemen dert bir hiç dert etmeyin ne kadar kesinlikle. beklemek gerekiyor? Bir Eğer bir hafta, gebelik 10 şüpheniz gün. varsa 10 gün bekleyin. Gebelik tahlili yaptırın. Eğer Değilse. gebelik çıkmıyorsa bir aya kadar bekleyin. Tamam. Gebelik şüpheniz yoksa, gebe Bir aya kalma kadar. ihtimaliniz yoksa hiç tahlile zaten gerek yok. Bir ay bekleyin. Mesela hasta geliyor diyor ki işte bir aydır adet görmüyorum. Biraz detaylı soruşturmaya başladığınızda diyor ki zaten ben her bahar bunu yaşıyorum. O zaman bunu hiç dert etmeye gerek yok. Çünkü vücut bir şeylere adapte olurken bütün evrene adapte oluyor vücut. Doğru. Bütün evrenin döngüsü Tabii ki. değişiyor. Yani güneşin ışınlarının geliş açısı değişiyor, verdiği ısı değişiyor, enerji değişiyor, elektrik yükü değişiyor. Bütün bunlar değişirken vücudun birden buna adapte olması olmuyor, mümkün değil. Adapte olmasını kolaylaştıracak yapmamız gerekenleri yapacağız ama hani bir şeyler ters gittiği zaman ki buna ters bile dememek lazım. Diyelim ki adet gecikti. Bunu da dert etmemek lazım. Kesinlikle dert etmemek lazım. Bir ay bekleyip ondan Evet. sonra gerekli. Oluyorsa ona zaten genellikle mevsimsel oluyorsa bu zaten birçok kadın da biliyor. Diyor ki benim zaten oluyor. Bu ay bekleyeceğim. Bir de gene mesela bu bahar aylarında özellikle yazla beraber seyahatler sıklaşıyor. Gene seyahate bağlı da mesela siz O da bulunduğunuz etkiliyor mu? iklimden tabii tabii Mekan bulunduğunuz değişikliği, şehir iklimden değişikliği. kesinlikle. Hele de yaptığınız seyahat bir iklim değişikliğiyle beraberse, diyelim siz Türkiye'den gittiniz Güney Amerika'ya, orada Evet. mevsim daha farklı veya kuzeye gittiniz, mevsim daha farklı. Oradan bile etkileniyorsunuz çünkü hormonlar etkileniyor. Hormonlar etkilendiği zaman yani hep yeri Evet. geldikçe söylemek istiyorum. Biz bir tek şeyle biz olmuyoruz. Birçok şey bizi biz yapıyor. O birçok şeyin içinde işte uzaydaki güneşin, yıldızların, gezegenlerin konumu bile bizim üzerimizde etkili. Onun için bütün bu Tabii birlik canım, güneş tutuldu, etkisi oluyor. mesela Ay değil tutuldu, etkisi etkisi oluyor. oldu. Hani bunu bilerek Yukarısı bu da hiç değiş boş durmadığı için sürekli bir hareketlilik var. Dolayısıyla da etkiliyor. Peki evet. mesela bahar aylarında özellikle mesela kadın hastalıklarında en çok ne gibi hastalıklar oluyor? Ya da neden kadın hastalıkları bahar aylarında diğer aylara göre artıyor, artış gösteriyor? Onun da Şimdi yine benzer sebepleri mi var benzer ki? bazen de Yoksa daha farklı sıcaklık sıcaklıkların vesaire. da etkisi var. Mesela şey dediğimiz gibi bu adet gecikmelerini hastalık saymıyoruz. Onda anlaştık. Bir aya kadar bekliyoruz. Gene sıcaklıkların artmasıyla beraber özellikle kilolu kadınlarda ve diyabeti olan kadınlarda vajinal enfeksiyonlara daha sık rastlıyoruz. Neden? Neden? Nemli ortam. Hele de kullanılan petler kimyasallar içeriyorsa, hava almayı engelliyorsa, iç çamaşırlar daha sentetik maddeden yapıldıysa, işte vücutta alerjen bir takım temizlik maddeleri kullanılıyorsa, parfüm gibi vücutta alerji yapacak şeyler kullanılıyorsa, bunlar bir, baharda iyon dengesi bozuldu. Vücudumuz ondan Tabii. etkilendi. Zararlı ürünler kullandık. Sıcaklıklar arttı. Bir de üzerine kilo ve diyabet varsa işte bunlar vajinal enfeksiyonların oluşmasına zemin hazırlıyor. Ki Zincirleme. genellikle bu dönemde vajinal enfeksiyonlar hele de seyahatler arttıysa işte dışarıda kullanılan tuvaletler, hijyene dikkat edilmemesi, hijyene bir program bayağı ciddi Evet. konuşmuştuk. Çünkü hijyen sağlığımız için çok 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 önemli. Özellikle kadın sağlığı için. Vajinal enfeksiyonlardan ve beraberinde işte rahime, tüplere, yumurtalıklara kadar sıçrayacak enfeksiyonlardan korunmak için hijyen çok önemli. Hijyene Özellikle dikkat bu edeceğiz. sıcaklıklarla beraber artan enfeksiyon ihtimalini azaltmak için hijyene, kullanılan ürünlere, petlere
kullanılan iç çamaşırlarına, temizlik maddelerine çok dikkat etmek lazım. Ve seyahatlerde de mümkün oldukça işte kullanılan umumi tuvaletlerde daha dikkatli davranmak, temizliğe daha Kendi hassasiyet önlemimizi göstermekle kendimiz almak alacağız. zorundayız. Çünkü bilemeyiz bizden önce kim girdi, Tabii. temizleyen ne Ya kadar sadece temizledi seyahat falan yani değil değil ama tabii. genel olarak Tabii. zaten Evet. hijyene her daim dikkat etmek Dikkat etmemiz gerekiyor. lazım. Çünkü şöyle, o zaman şöyle oluyor. Yani hijyene dikkat edilmiyor. Mesela gene yeri gelmişken büyük abdest temizliğinde muhakkak önden arkaya temizlik yapmak Evet, lazım. bunu her Arkadan defasında dile öne yapılan getiriyorsunuz. temizlikte siz makattaki, bağırsaktaki mikropları vajene taşımış oluyorsunuz. Ama evet, Bebeklerde bağırsak de değil kesinlikle mi? dikkat etmek lazım. Bağırsağın mikrobu bağırsakta kalmalı. Vajenin mikroorganizmaları vajende kalmalı. Onlar kendi yerlerinde olduğu sürece sıkıntı yok, sorun yok. Zaten her bir organımızda, her bir bölgemizde kendine ait mikroorganizmalar var, olmak zorunda. Ama bunların yerleri değiştiğinde, mesela bağırsak mikroorganizması vajene geçtiğinde ki çok basittir, önden arkaya temizlikle bunu engelleyebilirsiniz. Tam tersini yaptığınızda işte size enfeksiyona hazırlanmış bir ortam. Peki işte bahar ayları, mevsim geçişleri, bir de bahar yorgunluğu denen bir hadise Evet. var. Bu bahar yorgunluğu biz kadınları nasıl etkiliyor? Yani size tabii çok fazla vaka Evet. geliyor. Biliyorsunuz ne olduğunu. Paylaşır mısınız? Yani nasıl etkileniyor kadınlar genelde? Ne tür şikayetlerle geliyorlar? Hayatlarına etkisi nasıl oluyor? Şimdi bahar yorgunluğu, hani bir bahar yorgunluğu sendromu veya mutsuzluk yorgunluğu diye bir şey çok söyleniyor ve bunun bütün suçu sanki baharmış gibi de algılanıyor. Ben buna inanmıyorum açıkçası. Evet, tamam, baharda elektrik yükleri değişti, iyon dengeleri değişti, ortamda, evrende Hormonal bir negatif değişim iyonlar oldu. oldu. Evet, tamam. Ama sonuçta biz bununla ilgili önlemlerimizi alıyorsak baharda yorgunluk yerine mutluluğu yaşayabiliriz. Biz önlemlerimizi alıyorsak baharda yorgunluk yerine enerjiyi, coşkuyu, hatta vardır hani şarkısı bile var. Ben her bahar aşık olurum. Evet. Yorgun bir insan her bahar aşık olabilir mi? Öyle değil mi? Ve gene çok ilginç bir araştırma var. En çok gebelik Nisan ayında oluşuyor. Yani o baharın coşkusuyla gebe kalabiliyor kolaylıkla insanlar. Şimdi yorgun bir insandan böyle bir performans bekleyemezsiniz. Ha, yorgunluk neden oluyor? Bahara suç attığımız yorgunluk bir kere şehir hayatında daha fazla gözüküyor. Çünkü Neden? şehir hayatında bir kere şehir hayatı gerçekten özellikle yaşadığımız Kaos. binalar, trafik stresi, İşte. ayağımızın toprağa değmemesi, işte içtiğimiz Etkiliyor. suların, yediğimiz gıdaların doğal olmaması, güneş ışınlarının bize tam olarak temas Temas etmemesi o edememesi. kadar çok kırılıyor ki yüksek binalardan dolayı. Şimdi bütün bunlar bizi olumsuz etkiliyor. Mesela bir köye gittiğinizde veya bir kasabaya gittiğinizde doğayla iç içe yaşayan bir insanda bahar yorgunluğu falan olmuyor. Yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor. Çünkü toprakla Güneşin de temasta tabii çok büyük önemi kesinlikle var, değil tabii. mi? Şimdi biz doğru düzgün mesela camın arkasından güneşi aldığımızda zannediyoruz ki güneş aldık. Oysa güneşten tam anlamıyla istifade etmek ve güneşin bizde oluşturduğu D vitamininin gerçekten oluşabilmesi için ki çok önemli D D vitamini. vitamini. Ve benim gördüğüm Türk kadınlarında inanılmaz derecede düşük. Yani artık ben bir süre sonra bunu D şey vitamini D eksikliği var vitamini kadınlarda. eksikliği çok fazla var. Şimdi artık bütün hastalarımdan ister hale geldim. Daha önce gebelerden istiyordum. Hani çocuk sağlığı, anne sağlığı önemli. Aslında kadın sağlığı hamile olmasa da, anne olmasa da, emzirmese de önemli. Sonuçta kadın sağlıklı olacak ki toplum sağlıklı olacak. Ve baktım ki gebelerde çok düşük. Şimdi ben bütün kadınlardan istiyorum. Ya onun üzerinde aşağı yukarı hemen hemen hiç görmüyorum. O kadar düşük ki. Şimdi diyor ki aslında ben şey yapıyorum, sokağa çıkıyorum. Sokağa çıkıyoruz ama yeterli güneş gelmiyor. Çünkü kırılarak geliyor. D vitamininden tam istifade edebilmemiz için tam güneşin dik geldiği saatlerde 12 ile 1 arası 15-20 Çok dakika. da fazla değil çünkü güneşin en tepede Tabii, olduğu tabii. saat, değil mi? 15-20 dakika güneş şeyi kremi kullanmadan yani direkt güneşle temas edecek şekilde cilt vücudun en az %50'si açık kalacak şekilde güneşlenmek çok önemli.
D vitamini açısından yani çok şükür ki bizim ülkemiz güneş alan bir ülke. Yani bir Kuzey Avrupa gibi, kuzey ülkeleri gibi değiliz. Buna rağmen bizde D vitamini çok düşük. Çünkü özellikle şehirleşme hayatında ve doğru temas olmadığı zaman işte ne bileyim kanserden korunacağız diye bir ton güneş kremi kullanılıyor. Bu Evet, sefer evet. D vitamininin sentezi olmuyor. İşte kimi öyle diyor, kimi böyle diyor. Mesela siz şimdi 15-20 diyorsunuz ki dakika. 12-1 arası öğlen 12 bir güneş. arası ama Bazı 15-20 uzmanlar da dakika diyor ki diyorum. 12 ile 1 arası güneşe çıkmayın, 3'ten sonra çıkın diyen de var. Hani Şimdi zararlı, 3'ten sonra daha... cilt kanseri açısından evet tamam dik gelen güneşe uzun süre maruz kalırsanız cilt kanserine yakalanma riskiniz artıyor. Ama ben diyorum ki 15-20 dakika. Fazla Şimdi D değil. vitamininiz zaten yoksa birçok kanserin riski artıyor. Mesela meme kanseri açısından yapılan Ha, çalışmalar. şimdi onu bir sıralayalım. Yani bir kadında D vitamini eksikliği nelere sebep Evet. oluyor? Bir onları sıralayalım. Bir kere kanser riskini arttırıyor D vitamini. Çünkü D vitamini bütün hücrelerin yapımında rol alan çok önemli bir vitamin. Bütün ara maddelerin sentezinde, hücreler arasındaki iletişimdeki ara maddelerin sentezinde rol alan çok önemli bir vitamin. Vücudun savunma sistemini güçlendiren yapı taşlarında çok önemli bir vitamin. Bunun için vücutta olması lazım. Bugün zaten gene yapılan çalışmalarda kanser tedavisinde muhakkak D vitamini takviyesi de yapılıyor. Çünkü tamam tedavi ettiniz ama vücudun savunma hücrelerini güçlendirmek önemli kanser tedavisinde. Ve yediğimiz, içtiğimizle vücudumuzdaki destek maddeleriyle bizim vücudumuz güçlenebilir. Ve en önemlilerinden birisi de D vitamini. Bunun için tam öğle saatinde 15-20 15-20 dakika. dakika vücudun %50'si Ve güneş güneşle kremi sürmeden sürmeden diyorsunuz. kesinlikle ve hani camın arkasında Birebir değil temas. birebir temas 15-20 dakika daha fazla değil. Nelerde önemli? Dedi ki kanserden koruyucu etkisi var. İnsülin direnci mesela D vitamini eksikliğinde sıklıkla insülin direncine Onu direncinin etkiliyor. oluştuğunu görüyoruz ve siz ne kadar tedavi ederseniz edin, kilo vermeye çalışırsanız çalışın, D vitamini azsa insülin direncini kırmanız zorlaşıyor. Mesela bazı hastalar işte ne yapsam da kilo veremiyorum, ne yapsam da insülin direncimi kıramıyorum veya yorgunluk hissediyorum. Mesela gene çok önemlidir D vitamini eksikliği ciddi Bu yorgunluk yapar. D Şimdi vitaminine mutlaka baktırsın kadınlar aslında, değil kesinlikle, mi? Var ne kadar, kesinlikle. yeterli derecede Şimdi D bahar vitamini var mı? yorgunluğu tamam birçok şeyden etkileniyoruz ama burada bir D vitamini eksikliği varsa bahar yorgunluğunu katlayarak arttırıyor. Siz sadece bir vitamin veriyorsunuz, bakıyorsunuz ki bahar yorgunluğu yok. O zaman bu yorgunluğu direkt bahara bağlamamak lazım. Onun için söylemek istiyorum. Biz bir tek şeyle biz olmuyoruz. Birçok şeyle biz olurken her bir elementimiz veya bizimle bağlantılı olan her bir şey ne kadar bize faydalı buna dikkat etmemiz lazım. Ne yapıyor dedik? Yorgunluklarımızı arttırıyor. Bahar yorgunluğunu daha da fazla arttırıyor. Kas ağrıları yapıyor. Eklem ağrıları yapıyor. İnfertilite de çok ciddi. Son yapılan çalışmalarda infertil hastalarda yani çocuğu olmayan, yumurtlamada problem Kısırlıkta olan yani. kısırlıkta gene endometrioz dediğimiz gene bir kısırlık sebebi olan veya ağrılı adetlere yol açan bir çeşit kadınsal hastalık endometriozis'te, çikolata kistlerinde D D vitamini vitamini eksikliğinin rol ne kadar önemli. olduğunu Bak görüyorsunuz işte, çok önemli. Evet. gösteren çalışmalar var. Tabii bütün bunlar olurken hormonal denge de bozuluyor. Hormonal denge bozulunca adet düzensizliği de oluyor. Ve Hepsi birbiriyle zincirleme alakalı oluyor. ve enfeksiyonlara yakalanmak çok daha kolay oluyor. Çünkü vücut direnci düştü. İşte ne oldu? Ben seyahate çıktım, enfeksiyonum oldu. Ama senin vücut direncin yüksek olsa seyahat etkilemeyecek. Herkes seyahate çıkıyor veya dışarıda tuvalet kullanıyor. Herkes enfeksiyon mu oluyor? Hayır. Vücut direnci düşük olan. Kimlerin vücut direnci düşük oluyor? Sağlıklı beslenmeyen, vitamin, mineral eksikliği olan, aktif hareket etmeyen, güneşten doğru faydalanmayan. Yani bütün bunları bir arada değerlendirmemiz lazım. Siz bir şey diyecektiniz. Şunu söyleyecektim. Yani evet, D vitamini çok önemli kadın için, kadın sağlığı için, sebeplerini de saydık. Güneşten bunu
alabildiğimiz kadar alacağız. Evet. Alamadığımız durumda da bir doktora, bir uzmana Evet. danışarak herhalde bir D vitamini Evet, takviyesi alacağız. dışarıdan almamız Alacağız. gerekiyor. Peki Ama şimdi... şunu belirtmek istiyorum. Mesela dışarıdan ilaç olarak aldığımız D vitamini kandaki D vitamini seviyemizi yükseltiyor. Kemik sağlığımıza olumlu etki gösteriyor. Fakat kanserden koruyucu etkisini o kadar göstermiyor. Orada yine Gene birebir birebir güneşten sentezlenen, güneş vasıtasıyla sentezlenen D vitamini güneşi ihtiyacımız var. gördün mü? O sokağa çıkacağım. Hemen. Evet. Peki şimdi bir de bu dönem tabii sınav dönemi genç Evet, kızlarımız evet. için. Şimdi bu sınav dönemlerinde bu adet sancıları artar ya da adet Düzensizlikler düzeninde olur. bir bozulma olur. Evet. Bunun birincisi sebebi ne? Bir de bunun önüne nasıl geçilebilir? Ne yapmak gerekir? Sanıyorum herhalde psikolojik o Tabii, strese bağlı diyeceksiniz kesinlikle ama öyle, kesinlikle öyle. nedir tam olarak çözümü Şimdi diyelim o zaman? gerçekten stres çok birinci derecede adet düzenine Haklı olarak etkiliyor. tabii. Evet. Çünkü bütün vücudu etkiliyor. Kadınlarda da en elle tutulur değişimini gözlemleyebildiğimiz bir şey var, adet döngüsü. Yani erkekte de birçok şeyi etkiliyor ama bu kadar elle tutulur değişimini gördüğümüz bir fizyolojik süreçleri yok. Onun için kadının hemen adetlerine yansıyor ve genellikle geciken adetler oluyor. Stresle beraber hormonal denge değiştiği için ve stresi tetikleyen başka faktörler de varsa, şimdi yine altını çizerek söylemek istiyorum. Sadece stres bizim düzenimizi bozmaz. Stres beraberinde diğer dengeler de bozuksa, mesela D vitamini yetersizse, hem stresimizi arttırır hem de stresin oluşturduğu olumsuzlukları da katlayarak Katlayarak. arttırır. Onun için birçok faktörü bir arada değerlendirmek lazım. Mesela stres yapmayın, dert etmeyin, işte adetiniz rahat olur, sınav nedir ki falan demek tamam güzel. Hani psikolojik olarak desteklemek lazım ama bu arada da bakmak lazım. Bu kız çocuğunun acaba stresini daha yoğun yaşamasına yol açan vücudunda bir Etkenler takım neler? eksiklikler var mı? Mesela D vitamini Vücudundaki depresyon eksiklikler. sebebidir de aynı zamanda D vitamini eksikliği. B12 Başka? eksikliği. B12 B12. eksikliği mesela çok önemlidir, zihinsel yapının doğru çalışması için. Mesela hafıza olarak bilinir. Genellikle işte hafıza zayıflar B12 eksikliğinde, işte Alzheimer kolaylaşır B12 eksikliğinde gibi bilinir ama bütün zihinsel fonksiyonlarımızda B12 eksikliği olumsuz etki gösterir. Ki stres de bir zihinsel fonksiyondur. Yani Elbette zihinsel tabii. olarak biz olayı çarpıtarak algıladığımız zaman, bir sınavı çarpıtarak algıladığımız zaman bizde stres oluşturur. Bir şeyler eksikse gene omega 3 yağ asitleri, balık yağı çok önemlidir zihinsel yapının doğru çalışması İşte o için. yüzden yediğimiz besinlerin Çok de çok önemli. önemi var. Özellikle bu dönemlerde bu Evet, vitaminleri kesinlikle içeren besinleri almaya almamız lazım. özen göstermek gerekiyor. Kesinlikle. Öyle olduğu zaman hani biz bütüncül yaklaştığımız zaman o zaman hadiseyi çok daha kolay, çok daha hızlı çözebiliyoruz. Sadece işte psikolojik destek bazen yetmiyor. Çünkü psikolojinin yani zihnin doğru çalışmasını sağlayacak Tek malzeme başına yok elde. yeterli değil. Evet, çünkü malzeme Tek yok. başına Zihin yeterli neyle değil. çalışacak? Bir takım vitaminlerle, beyindeki hücreler arası bağlantılar neyle sağlanacak? Bir takım enzimatik reaksiyonlarla ve o reaksiyonları sağlayacak bizim vitaminlere ve minerallere ihtiyacımız var. Bunu nereden sağlayacağız? Yediklerimiz. Yediklerimizden, içtiklerimizden. Ama sağlayabiliyor muyuz her zaman? Her zaman sağlayamıyoruz. O zaman bazen de dışarıdan destek Takviye. alacağız. Ama bunlar asla gelişi güzel olmamalı. Mesela bir D vitamini eksiktir alayım demek çok yanlış. Çünkü yüksek dozu vücutta birikiyor. Ve D vitamini zehirlenmesi dediğimiz ciddi hasarlara yol açabiliyor. Hatta Allah korusun bir takım minerallerin dengesi bozulup kalbin durmasına Allah. kadar yol açan olumsuz etkileri olabiliyor. Özellikle yağda çözünen vitaminler vücutta depolanıyor ve fazlası fayda yerine zarar veriyor. Onun için muhakkak doktor kontrolünde bunları almak lazım. Sizin bir sorunuz mu var? Buyurun. Hocam benim kadın doğumcuya gittiğim bana D vitamini verdi. Günde 8 damla olarak alıyorum. Almama rağmen benim sırtlarımda çok fena bir ağrı var. Acaba ondan mıdır diye sormak istedim. Bilemiyorum hani sırtlarınızdaki ağrı, hani hep diyorum Onunla ya bir bez bir alakası tek olabilir mi? olabilir olabilir ama ondan mıdır bilemiyorum. Belki dozu yetmedi, hani doktor arkadaş sizi görüp D vitamini takviyesi ihtiyacı hissettiğine göre olabilir.
O zaman tekrar doktorunuzla görüşüp acaba dozu mu yetmedi veyahut da başka bir sebep mi var? Bir de şu var, mesela sırt ağrısı, kasların gerginliği, tamam, D vitamin eksikliğinden olur ama hareketsizlikten de Hareketsiz olur. spor yapıyor musunuz? Yürüyüş yapıyor musunuz? Egzersiz? Ben bugün sabah gittim 1 saat yürüyüş yaptım, öyle geldim Süper. buraya. Süper. Çok Harikasınız. güzel. Mesela yattığımız yatak da çok önemli. Hani bahar yorgunluğu diyor, sabah Değil mi? kalkmak. Eğer yatak ortopedik değilse, vücudumuzu rahatsız eden bir mekanizmayla yapıldıysa sabah yataktan kalkamazsınız veya ağrılar içinde kalkarsınız. Ya birçok faktör var. Mesela giydiğimiz ayakkabı sırt ağrıları için çok önemli. Siz bir şey soracaktınız. Sonra ayakkabıyı ve terliği Evet, onu da konuşalım çünkü tabii. çok önemli. Buyurun. Ben de bebeklerle ilgili bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Ben çocuğumu büyütürken doktorumuz diyordu ki en azından bir 15-20 dakika, hani kış bebeğiydi benim oğlum, soyun, camın önüne koyun. Doğru. Güneşte yararlandığını düşünüyorduk. Ne kadar doğru? Doğrudur ama hani D vitamini açısından camın önünde, arkasında değil de önünde Direkt olması temas lazım. olmuyor ki o durumda, değil Direkt mi? temas Kesiyor olmuyor, cam. evet. Ama gene de faydası Hiç olmuştur. yoktan Hiç iyidir yani. yoktan Hiç yoktan kesinlikle iyi. iyidir. Ama özellikle D açısından da camın önünde, yani direkt güneşle temas etmesi lazım. Kırılmadan gelmesi lazım ışığın. Bununla ilgili ben gene, yeri gelmişken, rahmetli Ahmet Aydın hocamızın çok güzel bir sitesi var. beslenmebülteni.com. Bütün ekrandaki izleyicilerimize de tavsiye ederim. Çok güzel bilgiler var. Çok doğru bilgiler var. Okuyarak daha detaylı Evet, tabii ki. bilgilere de Tabii ki. ulaşabilirsiniz. Şimdi genç kızların işte bu sınav stresi dedik, sınav dönemi dedik, o ayakkabı terlik Ha, onu mevzusuna unutmayalım. geleceğiz birazdan ama şunu da sormak istiyorum. Mesela şimdi bu dönemde ders çalışmak için haliyle uykusuz Evet. kalınıyor. Çok fazla çay, kahve, Evet. kafein Evet. alınıyor. Evet. Şimdi Bunlar da bu tabii da olumsuz herhalde, etkiliyor. değil Tabii mi? tabii tabii. Şimdi şöyle bir şey de mümkün değil. Ben gece Evet. 3'e kadar çalışayım. Sabah 8'de de gayet dinç kalkayım. Yok öyle bir Böyle bir şey dünya. yok. Çünkü büyüme Maalesef. hormonunun Ki salgılandığı hepimiz bir... yaşadık bunu aslında Evet. zamanında. O yüzden de tabii Evet. Yani biliyoruz. orada denge çok... Mesela uyku çok önemli. Bahar Değil mi? yorgunluklarından kurtulmak için, Uyku. bu bahar sendromundan kurtulmak için düzenli uyku çok önemli. Ama uyuduğunuz saat değil, hangi saatlerde uyuduğunuz, Kalitesi hangi saat... uykumuzun, değil Evet, mi? kesinlikle. 11'de özellikle uykuya geçmiş olmak lazım ki o 11 ile 3 arasında vücudu yenileyen hormonlar salgılanıyor. Büyüme hormonu salgılanıyor ki büyüme hormonu insülin direnci üzerinde de çok etkili. Hani metabolizmam yavaş, aslında az uyuyorum, işte 3'te yatıyorum, 8'de kalkıyorum, hızlı olması lazım değil. Metabolizmayı düzenleyen hormonların kendi ritminde salgılanması için 11 ile 3 arası uykuda Yani olmamız vücut için lazım. en sağlıklı, en faydalı saat dilimi. O arada uykuda olmak lazım. Güneşin ışınlarıyla da kalkmak lazım. Çünkü güneşin ışınlarıyla beraber kortizol salgılanmaya başlıyor vücutta. Bu da vücudun metabolizması ve dinçliği ve kasların daha rahat hareket etmesi için çok önemli. Ama biz o arada uykudaysak, gece de uyumadıysak bütün denge bozuluyor. Ondan sonra ne oluyor? Bahar geldi, yorgunum. Hiç alakası yok. Ben inanmıyorum bahar sendromuna, bahar yorgunluklarına. Zaten dengemizi biz bozuyoruz. O ayakkabı Ya seçimi, geçelim mi? terlik seçimi, işte hani dedik ya yatağın da Evet, çok önemi var, evet. yattığınız yerin. Ayakkabı ve terlikte neye dikkat etmek gerekiyor? Onu özellikle altını çizmek lazım herhalde, değil Evet, mi? çünkü hani sırt ağrıları, kasık ağrıları, özellikle ayak tabanımız rahat değilse, giydiğimiz ayakkabıdan, terlikten, bir de mesela bazen şey oluyor, ben hastalarıma söylüyorum, diyor ki yok diyor, ben evde zaten yan ayak dolaşıyorum. Hayır, o da değil. O da yanlış Ayağın yani. altının desteklenmesi lazım. Özellikle ayak tabanınızda bir sıkıntı varsa, düzleşme varsa, ki ben çok kadında olduğunu gözlemliyorum, muhakkak tabanı destekleyecek uygun bir terlik giymeniz lazım. Bazen de hani öyle sıkıntılar oluyor ki profesyonelce bir yardım almak gerekiyor. Sadece terliğe değiştirerek sırt ağrısı, kasık ağrısı geçen birçok gebem olduğu için hani özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Zaten Çünkü soğuğu da özel, ayaktan tabii. alıyoruz, öyle değil mi? Mesela ayaklarınızı üşüttüğünüzde idrar yolu Tabii, enfeksiyonları Allah sık korusun. yaşanıyor. Neden? Çünkü oradaki gene flora bozuluyor, kanlanma bozuluyor. Üşüttüğünüz zaman damarlar büzüşüyor. Oranın kanlanması bozuluyor. Bu sefer bakıyorsunuz sık sık tuvalete gitmek, işte ağrılı idrar yapmak, idrarı tutamamak gibi sıkıntılar oluyor.
Ayağını sıcak tut, başını serin diye bir atasözümüz var değil mi? Demek ki ayağımızı sıcak tutmak lazım ama bir yaşına kadar çocukların da elini ayağını ısıtmaya gayret göstermeyelim. Daha doğrusu ısıtmayalım. Yeri gelmişken onu Öyle mi? söylemek Neden? O istiyorum. nedenini de söyleyelim onu. Evet. Ben kendi oğlumda öğrenmiştim bunu. Hani hep öyledir ya. Aa, çocuğun eli üşümüş. Özellikle yeni doğanlarda ayakları üşümüş. Çünkü gerçekten ilk önce periferler, uç bölgelerimiz üşür. Vücut çünkü kendisini korumaya alır. Oradaki kaslar büzüşür. Isı kaybını engellemek için oralar büzüştüğü zaman işte burun ucumuz, ellerimiz, ayaklarımız üşür. Özellikle bir yaşına kadar çocuklarda bütün kan daha çok beyne gitsin, beyin gelişimini sağlasın diye uçlardaki damarlar büzüşür. Yani oraya çok fazla kan gelmesin, yukarıya gitsin. Beynin gelişimi çok önemlidir ilk bir yılda. Ve biz onları soğuk görüp de ısıtmaya çalıştığımızda aslında oradaki damarları genişletiyoruz ve kanı oraya çekiyoruz. Ben oğlumda bunu yaşamıştım. İşte çevreden ben de hani bilmiyorum. Aa, eli soğuk, ayağı soğuk, Peki eldiven niye gelir, insan ayak... mesela kansızlığı olan ya da biraz önce konuştuk işte D vitamini eksikliği, bu da ki çoğu insanda elde ve ayakta O da yapar. üşüme yapıyor, Evet, öyle değil o da mi? Hep yapar. soğuktur bazı Evet, insanların evet, eli ve evet. ayağı. En çok Çünkü vücuttaki o o bölgeler. yedeklerini daha acil, daha ihtiyacı olan organlara sevk eder vücut. Oradaki damarlar büzüşür. Çocuklarda da hadise böyle, beyne gidecek kanı periferden çeker. Biz onu ısıtmaya çalıştıkça onu söylüyordum. Oğlumla ben hep öyle yapıyordum. Sonra Özdemir hocamız vardı. O zaman Cerrahpaşa'da kürsü başkanıydı. O izah etmişti. Dedi ki böyle böyle sen ısıtmaya çalıştıkça aslında zarar veriyorsun. Onu öğrendikten sonra artık ben çoraplarını, eldivenlerini falan çıkardım. Bu sefer çevre, bu çocuğu üşütüyorsun. Bu çocuk hasta olacak. Eli ayağı soğuk. Ya dedim ki eli ayağının soğuk olması lazım. Hiçbir Bunu mahsuru da yok hiç yani. faydası var. Çünkü Faydası neden? var. Biz oraya ısıttıkça kanı beyinden İşin alıyoruz. aslını Oraya öğrenmiş olduk işin aslını yani. öğrenmiş olduk. Lütfen çocukların Evet. ellerini, ayaklarını özellikle bir Isıtmaya ısıtmaya çalışmayın. çalışmayın. Bırakın kendi haline. Evet, aynen öyle. Şimdi bahar geldiği zaman insanlarda bir sevgi, bir aşk isteği artıyor. Değil mi bu Evet, dönemlerde? evet, evet. Yaza doğru, baharda. Ya Evet. bunun sebebi ne? Yine hormonlarla mı Tabii. alakalı? İşte o serotonin hormonu dediğimiz, mutluluk hormonu dediğimiz, bizde coşkuyu, enerjiyi arttıran hormonlarla beraber, çünkü bir tarafımızın aşık olmaya, karşı cinsle iletişim geçme ihtiyacı var. İşte bu coşkulu dönemde bu ihtiyaç çok daha fazla hissediliyor ve kendimizi doğru kullanıyorsak, enerjimizde de bir sıkıntı yoksa, o zaman o ben her bahar aşık olurum şarkısı gibi çok daha kolay aşık olabiliyor insan. Çünkü zaten o hani kış döneminde melatonin hormonuyla, uyku hormonuyla enerjimiz daha azken, tam tersi vücut bir kimyaya büründüğü zaman o ihtiyaçlarını daha fark edebilir ve hayata geçirebilir hale geliyor. O zaman da güzel aşklar yaşanıyor. Tabii herkes inşallah güzel İnşallah aşklar yaşasın. Tabii yaşasın. bu dönemlerde İnşallah. hayırlı aşklar yaşasın. Evet, Şimdi inşallah. bu mevsim geçişlerindeki adet düzensizliklerinden bahsediyorduk az önce. Bunu düzeltmek için ne yapmak gerekiyor? Aslında onu da konuşalım. Evet. Bu düzensizliklerde hemen paniklemiyoruz. Evet, Onu evet, söylediniz zaten. evet. Bir aya kadar Bekliyoruz. bekleyebiliyoruz. Peki bu işte doğum kontrol hapları kullananlar, adet düzenleyici haplar kullananlarda da aynı şey geçerli mi? Onlarda da gecikme söz konusu Yok, oluyor hayır, mu? yok, Yoksa hayır. olmuyor Yok, mu? olma. Çünkü Ona doğum rağmen yani. tabii, doğum kontrol hapı kullanılırken zaten siz o hapın ritmiyle adet görüyorsunuz. Kendi bünyenizin ritmiyle değil de hapın ritmiyle adet gördüğünüz için gecikmeler falan olmuyor. Ama yeri gelmişken şeyi söylemek istiyorum. Özellikle bu dönemde işte düğünlerin başladığı bir dönem, seyahatlerin, sınavların başladığı bir dönem, kadınlar bazı özel günlerinde adet görmek istemiyor veya işte sınav dönemi, düğün dönemi. Geciktiriciler Evet, aynen kullanıyorlar. öyle.
Bunlarla ilgili de konuşalım Onlarla sanki. birazdan zaten onlara gireceğiz. Var öyle mi? Tabii tabii onunla ilgili de konuşacağız ama bu adet düzensizliğiyle, bu mevsim geçişlerindeki adet düzensizliğiyle ilgili biraz konuşalım. Hani çözümüne yönelik bu durumu nasıl düzeltilebilir, ne yapmak gerekiyor? Şimdi O zaten konuda bilgilendirelim izleyicilerimizi. mevsimsel geçişler zaten bir aydan uzun sürmüyor. Ama daha fazla uzun sürüyorsa bir hekime gitmek lazım. Çünkü bir de şu var. Biz hani mevsimsel geçiş zannederek bir takım hastalıkları da atlayabiliriz. Ne Ne gibi? Bir gibi? kist olabilir. Farklı bir hastalık olabilir. Veya vücudun başka bir hormonlarında Her dengesizlik şeyi olabilir. Mesela tiroid, tabii tabii bahara tabii. Mesela tiroid olabilir. Prolaktin hormonunda yükselme olabilir. Bir aydan daha uzun süren gecikmelerde yani. muhakkak altta yatan başka bir şey mi var? Bunun araştırmasını yapmak lazım. Mesela bahar yorgunlukları da öyle. Şimdi bahar yorgunluğu deyip geçiştirirken biz başka hastalıkları atlayabiliriz. Bir Yani aslında romatizmal başka bir durumu. hastalıktan dolayı hissedilen Aynen şeyler öyle. bahar yorgunluğuna bağlanabilir. Evet, O evet. hataya düşmeyelim Düşmeyelim. diyor hocamız Evet. yani. Mesela ne olabilir? Gene tiroidle ilgili hipotiroidi de tiroidin az çalışmasında gene bahar yorgunluğuna benzer sendromlar olabilir. Saç dökülmesi olur, kabızlık olur. Mesela Evet. sadece kabızlık bile insanı ciddi oranda yorgun Tabii. hissettirir kendisine. Tabii. Kronik kabızlığı vardır. Bütün denge bir Bir anda bozuluyor tabii. yani. Yani söylemiş miydim bilmiyorum. Bağırsak beyin diye bir makale var. İnternete girip Söyle, yok bakarsanız hayır söylememiş söylememiştim. miydim? İnanılmaz güzel bir makale. Yani Nedir bağırsakla içeriği beyin konu? arasındaki nasıl bir ilişki var? Bağırsakların Önemi. beyin fonksiyonlarının düzgün çalışması üzerinde nasıl bir etki var? Çünkü bağırsak aslında bizim bütün yapımızı Tabii. belirliyor. Neden? Bütün girdiler çıktılar oradan. Doğru girdi ama bağırsakta ki mikroflora bağırsaktaki ortam doğru değilse bizim doğru aldığımız şeyler doğru bir şekilde emilmiyor, vücuda katılmıyor. Ve o vücuda aldıklarımız bir takım ayrışmalar oluyor, toksinler çıkıyor ondan vücuttan ayrılması lazım onların. İşte kabızlıkla veya bir takım bağırsak hastalıklarıyla bu toksinler vücuttan atılmıyorsa bunlar geri emiliyor vücuda toksin olarak. Ne oluyor? Vücut şaşırıyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Yani hani bir arabada bile kaliteli bir benzin kullanmadığınızda, pis benzin, atık maddeli içinde tortu bulunduran benzin kullandığınızda motora hasar veriyorsunuz. Aynı şey düzgün çalışmayan bağırsağa sahip vücutlar, bünyeler için de geçerli. Çünkü toksinler geri emildiği zaman bütün sistem allak bullak oluyor. Mesela bir kronik kabızlığı var olup da bahar yorgunluğu yaşamayacak insan yoktur. O zaman orada bahar yorgunluğu yerine onu çözmekle uğraşmak yerine bağırsakları düzenli çalıştırmak için ne yapmak lazım? Evet. Mesela ne yapmak lazım? Potasyumdan zengin beslenmek lazım. Ne de var? Bizim ülkemizde çok şükür ki var kayısı. Gayet basit bir şey. Sabahları özellikle aç karnına ılık suyla yiyeceğiniz kayısı o potasyum Ki ihtiyacını bunu karşılayıp Doktor Ümit Aktaş da biliyorsunuz hep söylüyor. Ahmet Maranki hocamız da hep söylüyor. Hep önemini şimdi anlatıyorlar. biz bütün bunları yapmayalım, kabız Kayısı kalalım, yemek lazım baharda da sabahları. yorgun olmayalım. Böyle bir şey yok. Hani bahar yorgunluğunu yaşamak Genel olarak aslında istemiyorsak beslenmemize çok önemli. tamamıyla dikkat etmek gerekiyor. Hazır oraya, Pardon tabii buyurun. beslenme derken bir şey daha. Gene mesela bu mevsimde sebze ve meyveden ağırlıklı beslenmek lazım. Yani Çok ağır şeyler yememek. evet, vitamin ve mineral ihtiyacımız daha da artıyor bu mevsimde. Ne yapacağız? Mevsimin sebzesini ve meyvesini Ama yiyeceğiz. mevsimin. Mevsimin kesinlikle. Mevsimin sebzesini ve meyvesini taze olarak yiyeceğiz. Çok fazla işleme tabi tutmayacağız ama güzel yıkayacağız. Hormonlu Uzak kalacağız. besinlerden Mesela yeşillik bol yiyeceğiz ama çok güzel yıkayacağız. kaçarak Şimdi boş yeşilliği bol uzaklaşacağız. yerken güzel yıkamazsak bu sefer bir takım parazitlerin yumurtalarını Tabii canım. alıyoruz. Bu da çok ciddi Kum olur, sıkıntılara taş yol olur. açıyor. Yani Tabii, çok dikkat etmek tabii. gerekiyor. Peki hazır konusu gelmişken bu mevsim geçişlerinde beslenmede özellikle nelere dikkat etmek gerekiyor? Onu da böyle biraz açarak detaylı bir anlatalım, bir konuşalım istiyorum. Nasıl beslenmemiz gerekiyor bu mevsim geçişlerinde? Su her zaman olduğu gibi özellikle ısıların artmasıyla beraber çok önemli. Su 3 tüketimi. litreye yakın su içmekte fayda var. Yani hiç olmazsa 2 litre. Bir de suyu gene mide sağlığı ve yediklerimizin düzgün emilmesi için yemekten sonra değil, yemek öncesi
Yemekten sonra da 2 saat kadar su içmemek. Özellikle reflüyü de engellemek açısından bu çok Bir önemli. daha Güne tekrarlayalım onu. yayacağız. Suyu Yemekten önce, önce yemekten içiyoruz. sonra 2 saat sonrasında su içmeyeceğiz. Özellikle reflüyü engellemek için de bu çok önemli. Ama gün içinde 2,5-3 litreye yayacağız suyu. Evet. Yani yudum Yudum. yudum Yemekle elimizin altı. beraber Yemekle beraber çok fazla değil. değil. Gene içilebilir ama yemek sonrası, Bu özellikle önemli bir yemekten detay önce, çünkü yani. yemek öncesi özellikle içeceğiz. Yemek Hem öncesi içiyoruz suyumuzu. bağırsaklardaki mikrofloraya zarar vermemek, hem de reflüyü engellemek için gene Ahmet hocamızın Taş Devri Diyeti kitabında çok güzel Daha izah detaylı. ediliyor bu. Ben gebelerimdeki reflüde bile bunu tavsiye ettiğimde çok güzel sonuçlar aldım. Yani sadece beslenmeyle. Tamam, su içelim ama nasıl? Şimdi en son mevsim geçişlerinde işte özellikle beslenmemizde nelere dikkat etmeliyiz? Bu bahar aylarında rejim ve diyet yaparken kadınlar nasıl beslenmeli, ne tarz diyetler yapmalı? Onları bir konuşalım. Orada kalmıştık en son. Evet. Bir açalım onu. Bir bağırsaklarımızın çalışması çok önemli. Diyette bağırsakları çalıştıracak gıdalara, özellikle potasyumdan zengin kayısı hani çok rahat alınabilir ve günlük 2,5-3 litre sıvı tüketimi, sebze ve meyvelerden daha yoğun bir beslenme. Yani hamur içi, karbonhidrat, işte pilav, makarna, börek değil de daha çok sebze ve meyve ağırlıklı. Artı abur cubur yemeden. O da çok önemli. Şimdi Tabii. mesela soruyor. Sıkıntıdan. Evet, sıkıntıdan. Mesela şimdi diyorum ki ya yemesen kilo almazsın. Diyor ki yok hayır ben yemiyorum. Diyorum mesela aralarda ne yapıyorsun? İşte arada kuru yemiş atıştırıyorum. Yok cipsi yiyorum. Yok patates kızartması yiyorum. Bunlar yemekten sayılmıyor. Böyle bir şey yapıyoruz. Yanlış bir şekilde zihnimizi kodluyoruz. Öğünlere bakıyoruz sadece ama vücut bütün girdiği yemek olarak algılıyor. Öğünde yenileni değil sadece. İşte ne bileyim bir kuru yemişi sayılı değil de bir kase yerseniz o fazla oluyor. E canım Onu işte bile her şeyi sayılıyorlar. dozunda tüketmek Aynen gerekiyor. öyle. Tabii en önemlisi bir de alkol ve sigaradan uzak kalmak. Özellikle Evet. hani bunlar tüketiliyorsa hiç o kafein gene özellikle hani bu sınav dönemi uykusuz kalmak Evet, adına evet. tüketilen kahveydi, nikotindi. Bunlar da vücuda zarar veriyor ve yorgunluk sendromlarını arttırıyor. Alkol ve Bunlara da sigaradan dikkat olur. etmek Sigara lazım. demişken bir izleyicimiz de diyor ki Merve, biliyorum alakası yok konuyla ama sigarayı bırakalı bir ay oldu, cildim daha kötü oluyor sanki. Böyle bir şey Bu mümkün mü? değişecek mi? Çok iyi yapmışsın sigarayı bırakarak. Öncelikle onu söyleyelim. Evet, Tebrik ediyorum süper. seni. Bunun hiçbir alakası olduğunu sanmıyorum. Kesinlikle Mutlaka yok. başka bir sebebi Evet, vardır. Belki az evet. sigarayı bırakıp sigaranın yerine hani fazla belki kuru yemiş, Evet abur evet cubur. Çünkü yağlı ister tuzlu farklı istemez hani bunu evet yapılıyor bu. evet Belki evet onun sebebi olabilir diye ben olabilir düşünüyorum. Bir doğru uzman olarak size de iletmemi istemiş. Ben kesinlikle doğru ileteyim. çünkü hep diyoruz ya biz bir şeyden bir şey olmuyoruz bir cilt bozukluğuna direkt sigarayı bıraktım olur mu mümkün değil olmaz. Peki şimdi biraz da gebeleri konuşalım. Bu bahar aylarında, mevsim geçişlerinde ki bununla ilgili çok da fazla soru var elimde. Hastalarımızdan gelen sorular var. Onları da ileteceğim sizlere. Bahara girerken özellikle gebeler nelere dikkat etmeli? Hani beslenmesinden egzersizine kadar onu bir anlatalım. Neler söyleyeceksiniz gebeler için? Şimdi gebeler bahara girerdikken nelerden etkileniyor? Aslında gebeler her zaman her şeyden etkileniyor. Baharda bunun bir bahanesi oluyor. Bir eşinin kaş kaldırışından da etkileniyor. Hassas Kayınvalidesinin oluyorlar evet çünkü. işte bu yemeğe biraz daha tuz koysaydın demesinden de etkileniyor. Komşunun gülümsememesinden de etkileniyor. Gülümsemesinden de etkileniyor. Belli değil Gebelik yani. böyle bir Adet ruhu ilginç bir yerine dönem. biraz karışık Kesinlikle. olabiliyor. Böyle ilginç bir dönem gebelik. Tabii ki bu kadar ilginç ve değişik sistem çalışırken ve evrendeki birçok şey de değişmişken, elektrik yükleri de değişmişken, gebelerin bu dengeyi sağlaması adına genel sağlıkta önerdiğimiz şeyleri gebelerin 2 kat dikkat etmesi lazım. Ne gibi? Beslenmesine, özellikle uyku düzenine, Beslenme, uyku. vücudunu yoracak hareketlerden kaçınmasına, yoracak derken yani istirahat halinde olsun anlamında demiyorum. İşte az önce dediğimiz gibi kesinlikle böyle çek yat da sağlıksız bir yerde uyuyup kalmasınlar.
Çünkü O da diyor ki bu etkiliyor. sefer şimdi orada uyuyup kalıyor, bir tarafları tutuluyor. Bu Tabii, sefer tabii canım. yatağına gidiyor, uyuyamıyor. Neden? Ağrıdan dolayı. Yattığı yerin muhakkak ortopedik olması lazım. Yine terliğe döndük. Özellikle gebelikte ayak sağlığı çok Çok önemli. ha. Çünkü bütün vücudun sağlığını etkiliyor. Özellikle kasık ve bel ağrıları. Yine huzursuz ayak sendromu gebelerde daha sık rastlanıyor. Mesela yatağa yatıyor. Dizden aşağısı baldırlar, ayak tabanı sızım sızım sızlıyor. Sadece bu tabii böyle bir ağrıyla, sızıyla uyuma şansı var mı Mümkün gebenin? değil. Bu sefer uyku düzeni bozuluyor. Sabaha gergin kalkıyor. Sadece doğru bir ev içi terliğiyle, doğru bir ayakkabıyla bu sendromu geçirebilirsiniz. Bunun için hani yapılacak işler çok basit ama dikkat etmek lazım. Aa benim buyum var işte hiç çözüm yokmuş gibi algılamak yerine acaba nerede yanlış yapıyorum? Bir tek yatağı değiştirerek rahat bir uyku sağlayabilirsiniz. Bir tek yastığı değiştirerek omuz ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Yastık da Bunlar çok çok önemli, basit değil mi? şeyler, tedbirler. Mesela yastıkta şuranın dolması lazım. Ya bir Yani baş yastık hani boşlukta. sert mi olmalı, yumuşak mı olmalı? Şimdi herkese göre değişir. Herkesin Değişiyor. rahat ve yatış şekline göre değişir. Şimdi yüzü koyun yatan kişinin daha farklı bir yastıkta rahat Kimisi eder. dik yatmalı, Tabii kimisi tabii. düz, değil mi? Fark Şimdi ediyor. eğer siz sırt üstü yatıyorsanız şuranızın desteklenmesi lazım. Yüzü koyu yatıyorsanız daha ince yastıkta daha rahat yatarsınız. Yan yatıyorsanız şu boşluğunuzun desteklenmesi lazım. Bu destekleri Boyun boş yapmadığınız zaman kalmayacak boş yani. kalmayacak. Evet. Ona dikkat edin. Evet. Bakın boyununuz boş kalmasın. Özellikle gebelerde, mesela gene gebeler özellikle ilerleyen aylarda nasıl yatacaklarını bilemezler. Sırt üstü yatmayın deriz, zaten yatamazlar. Çünkü nefesi daralır, kalbe giden kan akımı azalır, bebek kansız kalır. Bir takım riskleri var, zaten yatamaz. Nefesim yetmiyor diye uyanır. Yüzüstü de yatamaz Yüzüstü zaten. zaten yatamaz. Yan yatarlar. Bu sefer de derler ki sırtım ağrıdı. Mesela onu önlemek için ne yapıyoruz? Yan yattığı zaman altta kalan ayağı düz uzatıyor. Onu göstereyim mi hemen Evet, şöyle. tabii Şimdi iyi yan olur. yattığını sol yan yattı. Bakın hamile Altta hanımlar. kalan ayak düz, üstte kalan ayak kırıldı. Altına yastık konuldu. Bunu Ha, genellikle araya. araya bir yastık. Bunu refleks olarak bütün gebeler aşağı yukarı biliyor ama doğum yaklaştıkça büyüyen karın da böyle düşüyor. O da sırttaki kaslarda gerginlik yapıyor. Rahim bağlarında, kasıklarda gerginlik yapıyor. Bunu önlemek için de göbeğin altına da yastık. Yani hem bacak arasına yastık hem yan dönen göbeğin altına da yastık ki kaslar kendi hizasında Orayı. kalsın. Evet. O zaman ne oluyor? Rahat bir uyku. Ne oluyor? Rahat olarak güne Üç tane başlanabiliyor. yastıkla. Evet, aynen öyle. Bazı gebeler şey eşlerini kullanıyorlar. İşte eşlerinin üstüne koyuyorlar. Kimisi yorganı Zor tabii kullanıyor. ya, Evet. zor. Aynen diyorsunuz. Demek ki tecrübeler Peki de bunu gösteriyor. bu arada spor, egzersiz de Kesinlikle herhalde, değil mi yapmak onda? lazım. Çünkü kasları güçlendirmediğiniz sürece kaslar en ufak bir zorlanmada ağrı oluşturur. Gene mesela gebelikte sırtı ve kasıkları destekleyecek gebelik kemeri. Özellikle Öyle mi? Nasıl bir ilerleyen şey? aylarda artık birçok yerde satılıyor. Hani marka vermeyeyim ama Yok. internetten girip bakıldığında gebelik kemeri diye amaç beli ve kasıkları desteklemek. Çünkü özellikle 25. haftadan sonra karın daha hızlı büyüyor. Büyüyen karın rahmin bağları gevşiyor aşağıya doğru. Hele hele ikinci, üçüncü, dördüncü doğumlarda, ilk doğumlarda genellikle güçlü oluyor kaslar. Hani aktifse kadın kasları güçlü oluyor ama her doğumla beraber bir miktar gevşiyor ve sonraki gebeliklerde bu ağrılar, sıkıntılar daha da artıyor. Hatta kadın diyor ki 6. 7. aydan sonra her an doğuracakmışım gibi geliyor. Bebeğimi çok aşağıda taşıyorum. Çünkü rahim bağları gevşek ve aşağıda baskı hissediyor. O zaman ne yapıyoruz? Gebelik kemeriyle kasıklardan karnı toparlıyor kemer, arkadan beli destekliyor, çok rahat ediliyor. Özellikle uzun süre ayakta kalındığında, ayakta iş yapıldığında, yürüyüşlerde. Mesela kadına diyoruz ki yürüyüş yap, diyor ki yürüyemiyorum, bebeğim çıktı çıkacak gibi hissediyorum. Kasıklarım ağrıyor, belim ağrıyor. İşte bu gebelik kemeriyle bel ve kasıkları destekleyerek çok rahat yürüyüşlerini yapabilirler. Şimdi tabii haliyle yaza doğru, baharda böyle havalar ısındıkça insanın tatili geliyor. Geliyor. Şimdi gebelerde bu kısa veya işte uzun yolculuklarda nelere dikkat etsinler? Ayrıca bir de yüzmek.
Mesela şöyle soralım, hemen onu da ileteyim. Sakarya'dan Nur Hanım diyor ki, ben 20 haftalık gebeyim, yüzmeyi çok seviyorum, son haftalarımda denize girmem sakıncalı olur mu? Yani Nur Hanım 20 haftalık, işte Kimisi genel 36 olarak haftalık olacak, aynen evet. öyle. Ne Evet. yapsınlar? Denize girmelerinde veya kaplıcaya gidip suya girmelerinde bir sakınca var mı? Tatile çıkarken o uzun ve kısa yolculuklarda nelere dikkat etsinler? Çok uzun süreli saat bakımından uzun yolculuklar sakıncalı mıdır gebeler için? Yapsınlar mı, yapmasınlar mı? Uçağa binsinler mi? Otobüse binsinler mi? Onları da bir açalım, konuşalım. Şimdi yüzme gebelikte yapılacak en rahat, en ideal spor. Neden? Bir kere suyun bir gevşetici etkisi var, rahatlatıcı etkisi var. Artı yüzerken hani normal sporda terleniyor, terinde bir takım sıkıntıları var falan, onunla uğraşıyor, gebenin canı sıkılıyor. Yüzmede bu da yok. Ve yüzerken bütün kaslarınız çalışıyor. Sırt kaslarınız çalışıyor, kol kaslarınız, bacak kaslarınız çalışıyor. Ve birçok olumlu etkisi var suyun. Hepsinden istifade ediyorsunuz ve her gebelik haftasında eğer bir problem yoksa tıbbi olarak yüzmenin hiçbir sakıncası yok. Ta ki doğuma kadar bile. Hatta diyelim ki doğum başladı, başlayacak. Bol bol yüzebilirler, Gene hiçbir de sıkıntısı yok yani bunun. kesinlikle denize, havuza Sakıncası yok. girerek yüzebilirsiniz. Ha, güzel. Özellikle havuzda temiz olmasına özen göstermek Tabii değil mi? lazım. Aman şimdi havuz diyoruz ama. Sterilizasyonun evet uygun yapıldığına emin olmak Evet. lazım. Klorla temizlemek yerine ozonla temizlenen havuzları tercih etmek lazım. Çünkü klorun da hani cildimiz çok geniş bir organ. Oradan klor emildiğinde olabilecek olumsuz etkilerinden korunmak adına ozonla temizlenmiş Emin havuzlara olmak emin gerekiyor olmak o lazım. havuzun Evet, temiz olduğundan. kesinlikle. Evet ama. Bir de denizden ve havuzdan sonra ıslak mayoyla kalmamak lazım. Evet, Çünkü onu nem sadece gebeler için değil ama bu değil, bütün bütün kadınlar, kadınlar bütün erkekler hepsi için için çok geçerli değil önemli. mi? Çünkü diyoruz ya, vajinal enfeksiyonlar nemli ortamda çok kolaylıkla olur. Onun için havuzdan, denizden sonra Evet ama muhakkak kuru ıslak mayoyla mayonun, sakın. mesela güneşleneceksiniz, kurulanıyorsunuz, mayonuzu değiştiriyorsunuz, kuru bir şekilde güneşleniyorsunuz. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece yüzmek gebelikteki en ideal spor. Çok rahat yüzebilirler. Tamam, Başka ne vardı? Bunu şimdi gelelim hallettik. şu seyahat konusuna. Seyahat konusuna. Uzun seyahat ne kadar uzun olmalı? Şimdi seyahatin gebeliğin herhangi bir haftasında olumsuz bir etkisi yok bebek açısından. Uçakta olsa, işte kara yolculuğu da olsa, Gebeliğin sonuna seyahatin kadar mesela uçağa binilebilir mi? binilebilir ama uçak şirketleri böyle bir riski almıyor. Almıyor. Çünkü doğurabilirsiniz. Tutun ki 38 haftalıktınız, uçağa Geldik. bindiniz ve doğum başladı ve doğurdunuz. Ne yapacak uçak şirketi? Böyle bir Kimse riske o riske girmez. girmek istemediği için zaten 36. haftadan sonra uçağa alınmıyorsunuz. 28-30'lardan sonra da doktor raporuyla uçağa alınıyorsunuz. Binmesinde bir sakınca yoktur diye. Ama binebilir misiniz? Yani Hani bu bebeğe bir tamamen zararı olur. firmanın o riski almak istememesi ve Tabii. hani Bir de doğum riski olduğu için. bir de hani kadının da böyle bir riski almaması lazım. Havadasınız, 5 saatlik bir uçuş planlanıyor ve sizin doğumunuz başladı. Hani uçak şirketi bu riski alsa bile siz alabilecek misiniz bu riski? Sıkıntılı bir şey. Binmemekte fayda var. Çünkü neden? Hani yeri geldikçe konuşuyoruz. Doğum yolculuğu sürprizlere açık Tabii. bir yolculuk. Her zaman ideal şartlarda ve gerektiğinde yardım alabileceğiniz ortamlarda doğumun yapılması lazım. Onun için de uçak ideal bir Değil. yolculuk yeri değil. Doğum yolculuğu için Değil. ideal bir yer değil. Peki uzun otobüs seyahati Burada mesela, nelere araba dikkat veya etmek otobüs. lazım? Özellikle 20. haftadan sonra ayaklar uzun süre sarkık kaldığı zaman, hele de doğuma yaklaştıkça şişmeler oluyor. Venöz dönüş azalıyor. Yani toplar damarların geriye kanı getirmesi zorlaşıyor sarkık kaldığı zaman. Bunun için özellikle durduğu zaman otobüs veya arabayla seyahat ediyorsanız muhakkak inip yürümek lazım. Veya imkan varsa ayaklarınızı sarkıtmak yerine uzatmak. Mola Mesela vererek. mola vererek gitmek lazım. Mola vererek gitmek. Veya işte yanınızdaki yeri de belki alıp ayaklarınızı uzatarak gitmek. Mümkünse. Kendi aracınızla gidiyorsanız ayaklarınızı uzatarak gitmek ve her molada muhakkak inip yürümek lazım. Yine bu süreçte mesela variz çorapları giyilebilir. Çünkü o toplar damarların geriye dönüşünü kolaylaştırır. Altta kanın göllenmesini engeller. Hadi onu giymediniz, diz altını kesen çorap
kesinlikle giymemek lazım. Çünkü oradaki sıkmaya bağlı da geri dönüşü siz engellemiş olursunuz. Hiç çorapsız veya işte kısa çorap veya mümkünse en ideali varis çorapları veya hamilelikte kullanılan kilotlu çoraplar hatta var. Gene bu venöz dönüşü rahatlatacak çoraplar. Bunları giyerek seyahat etmekte bir mahsur yok. Ama bir damarsal problem varsa, geçirilmiş bir pıhtılaşma ile ilgili bir sıkıntı varsa, daha önce bir damarda pıhtı hadisesi yaşandıysa, o zaman daha temkinli davranmak lazım. Çok mecbur kalmadıkça da uzun seyahatlere çıkmamak lazım. Bunlar riskli gruba giriyor zaten. Peki Songül Hanım demiş ki Afyon'dan ben 22 haftalık hamileyim. Kaplıcaya gidebilir miyim? Şimdi kaplıcaya gitmenin bir mahsuru yok ama kaplıcada çok yüksek ısıda suya girmenin mahsuru var. Siz suyun ısısını ayarlarsanız, işte 36 derecenin üstüne çıkmazsanız, girdiğiniz odada havalanıyorsa bir sıkıntısı yok. Ama çok yüksek ısıda tansiyonunuz düşüp ciddi sıkıntılar olabilir. Hatta bayılabilirsiniz. Onun için dikkat etmek lazım. Ben gene de şunu tavsiye ediyorum. Her ne kadar odayı ayarlasanız bile yalnız girmeyin kaplıca suyuna. Şimdi kaplıcalarda kendi odanızın içinde işte özel kaplıca suyu oluyor, banyosu oluyor, jacuzzi'si oluyor, giriyorsunuz. Gene de yanınızda birisi olsun. Böyle bir baş dönmesi hissederseniz, fenalık hissederseniz muhakkak sudan çıkın ama yalnız ayağa kalkmayın. Çünkü hiç fark Yanınıza etmeden biri. düşüp bayılabilirsiniz. Allah korusun. Hani banyolar zaten malum mermer sert madde. Allah korusun hani kaplıcaya gittim sonra kafa Allah korusun. travmasından başka bir sıkıntı yaşadım Peki, olmasın diye. tabii Allah korusun. Peki mesela hamamdı, saunaydı, onun için Onlar ne da çok diyorsunuz? sıcak ortamlar. Yani umumi bir Sakıncalı yani hamama değil mi? gidip de düşük ısı mümkün değil. Onlar hep yüksek ısıda buharlı ortamlar, sauna zaten yüksek ısı. Hiç fark etmezsiniz tansiyonunuz birden Allah düşer ki korusun. gebelikte tansiyon düşmeye meyillidir zaten. Bayılırsınız. Hani bayılmanız dert değil, birileri sizi ayıltır ama bayılırken bir kafa travması, bir organ yaralanması yaşama riski çok yüksek olduğu için bunlardan sakınmak lazım. Veya gidiyorsanız da muhakkak kısa süreli yanınızda birisi olduğu Refakatçi refakatçi eşliğinde eşliğinde mutlaka. muhakkak Tamam, gitmek sessiz olun. lazım. Peki, Evet. şöyle de bir soru var Urfa'dan Müleyki Hanım. Demiş ki ben her yaz köyümüzde tarlada çalışıyorum. Bu yıl 4-5 aylık hamile olacağım. Çalışmamın bir sakıncası olur mu? Süper, harika. Gayet ideal bir Hiçbir şey. sakıncası Hiçbir yok. sakıncası yok. Orada neye dikkat etmek lazım? Mesela toprakla haşır neşir olurken eldiven kullanmak. Çünkü bir takım parazitler tırnak arasına girebilir. İşte yiyeceklerle beraber siz onları alabilirsiniz. Veya daha önce de konuşmuştuk. Çocuğunuzun genital bölge temizliğini yaparken tırnak arasına giren parazitleri çocuğunuza Evet. bulaştırabilirsiniz. Hijyene dikkat etmek koşuluyla kesinlikle en ideali, özellikle toprakla haşır neşir olurken ayakları çıplak olsun, toprakla temas etsin. Gayet güzel bir şey. Mesela tatile giden işte gebe hanımlar tatile çıkarken yanlarında mutlaka kendi hijyenlerini sağlamak için olmazsa olmazlar diye bir şey sıralayacak olursak nedir mesela o tatil çantasında neler olmalı, nelere dikkat etmeli o anlamda da bir sıralayabilir miyiz, söyleyebilir Mesela miyiz? petleri hep ben yeri geldikçe söylüyorum organik kullanmalılar. Her kadın öyle kullanmalı. Gebeler ekstradan dikkat etmeli çünkü kimyasal içerikli hava almayan petler kesinlikle genital enfeksiyonlara yol açıyor veya kolaylaştırıyor bunu. Buna dikkat etsinler bir. Gene temizleyici bir takım bezler var, ürünler var. Bunlar sentetik içerikli Bakın çoğu. tatile çıkıyorsanız çantanızda olması Eğer gerekenleri organik temizlik ürünleri kullanamıyorsanız lütfen sadece suyla temizlik sıralayacağız. yapın. Yani işte güzel kokuyor diye O neydi ıslak mendiller belirsiz. falan Evet peki? yani ıslak mendil özellikle kokuyu sağlayan veya temizliği sağlayan, ıslak tutmasını sağlayan kimyasallar içeriyor çoğu. Eğer kimyasallar içeriyorsa bununla hele de genital bölge temizliğini, tuvalet temizliğini asla bunlarla yapmayın.
Kesinlikle suyla temizlik yapın. Yanınızda her kadın sabun için, olsun yani diyeceğim gebe ama artık olma. Her evet, kadının tabii. Aslında bunları bulundurması gebelikte gerekiyor. Gebelikte ekstra dikkat etmek lazım. Çünkü gebelikte hormonal değişiklikle beraber vajinal flora değişiyor ve enfeksiyonlara yatkınlık artıyor. Daha bünye alerjen bir bünye haline geliyor. Onun için sıkıntılar daha çok ortaya çıkıyor ve sıkıntı ortaya çıktığında ilaç kullanamıyoruz. Hani biz zaten ilaç kullanmak istemiyoruz. Gebelikte de hiç kullanmak istemiyoruz. Onun için daha hassasiyetle dikkat edilmesi gerekiyor. Mümkün oldukça suyla, hani yanınızda sabun bulundurun demek belki eskiden anlamlıydı ama şimdi hemen hemen her yerde var. Bütün tabii. mola yerlerinde, hani çok şükür ki eskiye göre çok daha temiz mola yerlerindeki umumi tuvaletler. Çok fazla bir şey yanımızda bulundurmaya gerek Bu var mı mesela el sanki? temizleme jelleri oluyor. Onlar için ne düşünüyorsunuz? Ben kullanmıyorum uzman açıkçası. Görüşü. Bana çok anlamlı gelmiyor. Çünkü orada bir hani şeyleri elinizi yıkayamadınız, sabun bulamadınız. Fikse ediyorsunuz. Orada kiri fikse ediyorsunuz. Akıtmıyorsunuz. Kiri akıtmak lazım. Şimdi hani sabunu ve suyu bulamamak çok anlamlı gelmiyor bana. Ha, ne zaman nasıl olabilir? Uzun yoldasınız. Hani bir de gebeler sıklıkla tuvalet ihtiyacı tabii. hissediyor ilk 3 ayda ve son 3 ayda. Belki yolda hani dezenfektan, hani bu hastanelerde falan da olur ya. Evet, onların su böyle bulundurmak, su ve sabun bulundurmak. Hani diyelim ki bir mola yerine ulaşamadınız ve tuvalet ihtiyacınız var. Bir şişe mümkünse suyunuz ve sabununuz olması bence yeterli. O tür ürünler yerine. Biz şeye gitmiştik Afrika'ya. Orada işte yanımıza bolca şey aldı arkadaşlar. Dezenfektan şeyler. Ben bir kere bile kullanmadım. Benim içime sinmiyor. Doğru değil bilmiyorum ama o suyla hani bir temas, suyla bir akması lazım. Ha, hiç bulamadınız tamam kullanın evet. Ama suyu yani şu ama an bulamamak ilk tercihiniz mümkün. Su ve sabun olsun kesinlikle her zaman su ve sabun diyorsunuz. Olsun Peki aynen öyle. Şimdi geçelim loğusalara. Loğusalar bu bahar geçişlerinde nelere dikkat etsinler? Onların ruh halleri bu durumdan nasıl etkileniyor? Şimdi zaten biraz zor evet, bir süreç, evet, kolay evet. bir süreç değil. Onlar nasıl etkileniyor, neler yapsınlar, nelere dikkat etsinler, biraz da onları konuşalım. Şimdi loğusalık da dediğiniz gibi gebelik gibi aslında ruhsal olarak çok gitgelleri olan bir dönem. Loğusalar gene son dönem konuştuğum hastalardan yola çıkarak bir şeyi söylemek istiyorum. Loğusa dışındaki loğusaların yanında olacak insanların da dikkat etmesi gereken çok şey var. Onları şimdi sıralayacağız evet, değil mi? Lütfen. Hep birlikte bunlara dikkat edelim. Yani ülke olarak dikkat edelim. Çünkü bir kadının en kırılgan dönemi loğusalık ve yeni bir hayatla temas ettiği bir dönem, kendisi sağlıklı olsun ki o yeni hayatı şekillendirirken de daha doğru işler yapsın. Ama bu dönemde kadının sağlıklı olabilmesinin bir yolu da çevresel faktörlerden geçiyor. Ne gibi? Çevresindeki insanların davranışları, tutumları kadının o dönemini nasıl geçirdiğini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Ve bu anlamda bizim ülkemizde yapılan çok ciddi yanlışlar var. Kadın ameliyattan çıkıyor veya doğumdan çıkıyor. Yani sezaryen veya normal doğum odasına geliyor. Aslında orada tek ihtiyacı olan kişi eşi. Ve belki bir iki tane en sevdiği nazı geçen kişiler. Bizde ne oluyor? Daha odanın kapısında en az 10-15 kişi. Olmaz böyle bir şey. Bir de yan odada uyumaya çalışan bir loğusa oluyor. Öteki odada doğumunu bekleyen anne oluyor. Bunlar kendi aralarında konuşuyorlar. Yani sanki uzaktan baktığında neredeyse kavga eder derecesinde heyecanlılar tamam ama bu heyecan başkalarımızı rahatsız edebiliriz. Bu hakka sahibiz şu an anlamına gelmiyor. Bir hastanedeki bütün yakın odalardaki herkes rahatsız oluyor. Anne geliyor. İşte dediğim gibi ihtiyacı olan şeylerden çok uzak. Bir sürü kavga, gürültü, işte heyecan, konuşma, herkesin kendisine ait anıları. Onları dinleme ihtiyacı yok ki bu kadının. Ha, çoğu da iyi niyetle geliyor. İşte, hatta geçen gün bir hastam vardı. Diyor ki işte şu gün doğum yapmamı istiyor çevremdekiler. Neden o gün ziyarete gelebilirlermiş? Ay yok. Ya dedim ki zaten gelmesinleri gün ilk mümkünse gün. Mümkünse gelmesinler. Yani sen çünkü ciddi bir yolculuk bu doğum çok, yolculuğu. Aslında lütfen herkes bunu anlasın. Ya
yani ya. Bu anlamda evet. Lütfen bencil olmamak gerekiyor. Mesela hadi hastaneye geçtik, eve gittik. İşte lohusanın yanında bir büyüğün olmasında fayda var. Ama bu büyük. Hani orada oturayım, birileri de gelsin anlamında değil. olmamalı. İşte kızım, gelinim, evladım, sen uyu, ben yemeğini yaparım. Sen 2 saat Orada onu dinlen, rahatlatmak ben bebeğe önemli bakarım olan. şeklinde yanında olmalı. Bizde ne oluyor? Gene geçen gün bir hastam anlatıyor. Diyor ki işte eve geldim, kayınvalidem geldi, bütün görümceler geldi. Bu arada işte 5 yaşında da görümcesi var. Onun istekleri, oyuncakları bilmem neleri evde bir curcuna. Kayınvalidemin bütün arkadaşları geldi. Of of of. Kekini yapan, poğaçasını alan bize geliyor. Ya diyor ben gaz çıkartacağım. Çıkartamıyorum. Evet ya, doktorum dedi ki ya. Bunu yaşayan çok O kadın var kadar. Gerçekten. Ondan sonra işte erkekli kadınlı, bir de Çok şimdi çok. yaz ayları mesela, tesettüre dikkat eden bir lohusanın yanına lütfen erkekler gitmesin. Kadın emziremeyecek. Sıcak, açılıp saçılmak isteyecek. Bunu Yapamaz. yapamayacak. Yani niçin bu işkenceyi birbirimize çektiriyoruz, ben anlamış değilim. Evet, bunun da altını böylece çizmiş Lohusalardan olduk. çok lütfen, Lohusalardan. lohusaların çevresindeki büyükler, küçükler, erkekler, kadınlar lütfen buna dikkat Evet. etsinler. Bir şey mi söyleyecektim? Buyurun. Eskiden bebek olduktan sonra Lohusa'nın yanına bir tek dede falan giderdi. Öyle mi? Yani Bak onu erkek ben bilmiyorum. gitmezdi. Çok Şimdi doğru. devir değişti iyicene. Ama sonuçta o kadın rahatsız oluyor. Yani Sizin en basitinden dediğiniz gaz doğru çıkartamıyor. zaten, Şimdi doğru. refleks olarak o gazını içinde tutuyor. Oysa Evet. bağırsakların rahat İyice çalışması stresi için sıkıntıya sokuyor en önemli kendini. şey gazınız geldiğinde çıkarmak. Çünkü bağırsakların düzgün çalışmasının birinci kuralı bu. Gazınızı tutmayacaksınız. Şimdi öyle bir ortamda şimdi düşünüyor, sesli mi çıkartırım, kokulu mu çıkartırım? Kadının Ve refleks sese olarak gidiyor. geriliyor. Ama bağırsak çok önemli. Sütün doğru yapılması için bağırsağın doğru çalışması lazım. Doğru beslendik ama onun Evet. emilmesi için bağırsağın doğru çalışması lazım. Millet geldi, bağırsağım durdu. Evet. Şimdi Çok olmuyor. önemli bir konuya parmak bastı Ayşe Hocam. Hakikaten buna çok dikkat Ve etmek çok ciddi gerekiyor. sıkıntı var. Çok ciddi. Ya ben biliyorum, bir doğuma en az 30 kişi gelen bir aile biliyorum. Ya olmaz böyle bir şey ya. Kadınlı erkekli, küçüklü büyüklü. Olmaz. Giren çıkan. Şimdi diyorum ki lütfen odada bir kişi kalsın. Diyorlar ki biz sırayla girip çıkıyoruz. Ya olacak iş mi Olacak ya? iş değil. Şimdi kadın belki orada bağırmak isteyecek. Oflayıp puflamak isteyecek. Ya bir şey isteyecek, yapamayacak. Olmaz İyice böyle strese şey. girecek. Aynen öyle. Şimdi tamam, Loğusaların, yani Loğusa bayanın çevresinde birlikte yaşadığı işte eşi, dostu, annesi, babası bunlara dikkat edecek. Peki Loğusalar nelere dikkat edecek? Yani bahar aylarında özellikle. Dinlenmek çok önemli. Neden? Süt için çok önemli. Hani süt için hep şey yapılır ya, şekerliye sütün olsun, tatlıya sütün olsun. Aslında bunların hepsi su içirten şeyler. Yani sıvı önemli ve dinlenmek çok önemli. Bir lohusa günde en az 1 saat gündüz uykusu uyumalı. Çünkü dinlendikçe süt yapılır. Çünkü uykuyla beraber, dinlenmeyle beraber prolaktin hormonu salgılanır. Prolaktin hormonu sütün salgısını ve göğüslere kolaylıkla akmasını sağlar. İşte burada gene büyüklerin yapması gereken yardım lohusayı dinlendirmek. Ama bizde ne oluyor? Tam tersi. Dinlendirmek yerine ekstradan yorgunluklar oluyor. Sağlıklı beslenecek, sıvısını alacak ve dinlenecek. Ama Olmazsa dinlenecek olmaz. olmazsa olmaz. Ama dinlenecekten kastımız da sürekli yatmak değil. Çünkü sürekli yatmak bu sefer bağırsak tembelliğine yol açıyor. Vücutta ya yorgunluğum imajını arttırıyor. Aslında ciddi bir yorgunluk yok ortada. Sadece yatarak o aktiviteden uzak kalmak da yorgunluğu tetikliyor. Onun için hareketini yapacak. Ama istediği hareketleri istediği dozda ve kaslarına uygun bir şekilde çalıştıracak şekilde, ki egzersiz burada gene çok işe yarar, yürüyüş çok işe yarar. Mesela bebeği, hani bir de gene bizim toplumumuzda şey var, işte bilmem kaç aya kadar çocuğu sokağa çıkarma. Aslında bunlar da gereksiz bilgiler. Çocuğunu güzel rüzgardan koruyacak şekilde arabasına koyup bebeğiyle bile yürüyüşe çıkabilir. Çünkü temiz hava bebeği de rahatlıkla uyumasını sağlar. Bebek uyuduğu zaman anne rahatlar, anne uyur. Yani hep böyle huzurlu bir şekilde ne yapabilirizin arayışında olmak lazım. Gergin bir şekilde şunu da yapayım iyi olsun, şunu dayayım sütüm olsun, işte şöyle yürüyeyim vücut kilomu vereyim gibi gerginliklere hiç gerek yok.
Kilo gene loğusaların büyük bir derdi. Birden kilo verme derdine giriyorlar. Hiç gerek yok. Zaten eninde sonunda düzgün bir beslenmeyle o kilolar gidecek. Ama özellikle ilk 40 gün kilolarıyla ilgili hiç sıkıntıya girmesinler. Çünkü doğumdan sonra ciddi bir vücutta deformasyon oluyor ve panikliyor gibi, hatta şey oluyor, hiç doğurmamış gibi oluyorlar. Diyorlar ki içinde bir tane unuttunuz mu acaba? Çünkü karın hala şiş. Çünkü o pörsümüş gibi oluyor. O şişkinlik bir denilmiyor. Bir 40 gün vücutlarıyla hiç ilgilenmesinler. İlgilenecekleri tek şey yemeleri, içmeleri, istirahatleri ve bebekleri. Emzirsinler, sevsinler, okşasınlar, dinlensinler. Yani kendilerine Tamamen bütün bıraksınlar. evet ki bıraksınlar, çünkü vücut Fiziksel toparlayacak sonra. olarak nasıl olsa Toparlayacak toparlayacaklar tabii. diyorsunuz. Peki şimdi loğusalardan biraz da şu düğün şimdi yaklaşıyor artık malum biliyorsunuz. Yaz aylarında, bahar aylarında düğünler artıyor. Evet. Dolayısıyla kadınlarda bir düğün stresi oluyor. Bu düğün stresi mesela kadınları nasıl etkiliyor? Ne gibi etkileri oluyor? Düğün stresinden kaçınmalı mı kadın? Onun heyecanını elbette yaşayacak ama bunu stres haline getirmemeli mi? Bunun olumsuz etkileri nelerdir? Onları da biraz konuşalım. Bu arada bazı sorularım da var. Peşine onları da ekleyeceğim. Şimdi düğün stresinin birçok alt başlığı var bizim ülkemizde yaşanan. Aileler arasındaki gerginliklerde düğün stresine yol açıyor. Çıkılan alışverişte işte bilmem kimin söylediği cümlede düğün stresine yol açıyor. Bunlar çok basit ve engellenebilir şeyler ve çok kalıcı da olumsuz etkileri olmuyor diye düşünüyorum. Ama en önemli gerginlik ve kalıcı olumsuz etkileri de olan ilk geceyle ilgili olan korkular. Mesela Selma Hanım tam da konumuzla ilgili demiş ki Rize'den bir ay sonra evleneceğim. İlk geceden çok korkuyorum. İşte. Kanama ne kadar sürer? Kanamadan sonra ilişkiye devam etmek doğru mudur? Yoksa ara mı verilmelidir? Düğün günüm adet bitimin ikinci gününe denk geliyor. Peki hamile kalma riskim ne Oo, olur? hepsi bir arada. Şimdi hazır konuyu açmışken Evet. nedir o işte düğün stresinden ne anlıyoruz? O İnsanlar, şeyi tekrarlar mısın? En son hanımlar ne ne gibi dedi? Adet günüm korkular yaşıyor? onu Diyor ki adet düğün günüm adet bitiminin ikinci gününe denk geliyor. adet bitiminin ikinci günü. Evet. Evet. Peki hamile kalma riskim ne olur? Orada hamile kalabilir. Hemen o soruyu cevaplayalım. Diğerini detaylı konuşalım Evet. inşallah. Yani adet bitiminden sonraki ikinci günde hamile kalınabilir. Ama adetime 2 gün var deseydi hamile kalma riski olmazdı. Adet bitimin Ne ikinci ikinci gününe günü denk hamile geliyormuş. kalabilir. Yani Yani işte bu yumurtanın tarz günleri. düğün Evet. stresinden kastımız aslında bunun gibi. Evet, evet, İlk gece evet, evet. korkusu, işte Şimdi ilk gece alışverişte oydu buydu. korkusu gerçekten bence en önemli ve giderilmesi gereken bir kaygı, bir stres bozukluğu. Çünkü ilk gece korkusuyla beraber o balayı dediğimiz ay balayı olmaktan çıkıyor. Gerçekten kabusa, sıkıntıya ve tüm ilişkiyi daha kötüye götürecek bir döneme Doğru. tekabül ediyor. Sadece korkunun kendisi. Çünkü korku varken beden kasılıyor ve geriliyor. Endişe varken beden kasılıyor ve geriliyor. İşte izleyicimizin sorduğu gibi ne kadar Evet. kanarım? Çok kanarım telaşıyla beraber beden o kanamadan korumak için gerginleşiyor ve gerginleşen bir bedende sağlıklı bir cinselliği yaşamak mümkün değil. Hatta hiç mümkün değil. İşte vajinismus dediğimiz, daha önceki programlarımızda da Kısılma. konuştuğumuz kasılmaya bağlı, gerginliğe, korkuya bağlı cinsellik hiç yaşanamayabiliyor. Ve işte evliliğin en temel birleştirici özelliğinden biri olan sağlıklı bir cinsellik, sağlıksız bir sürece dönüştüğü zaman evlilik en başından sıkıntılı başlamış oluyor. Bunun için hani izleyicimizin de sorduğu gibi böyle bir korkusu varsa bunu es geçmek yerine, düşünmemek yerine, canım yaşayalım bir görelim demek yerine önceden muhakkak bir profesyonel yardım almakta, korkuları varsa ne kadar haklı korkularında, gerçekten bir kanama korkusu varsa işin aslı nedir? Bunu öğrenmek adına muhakkak jinekolojik muayene olmakta fayda var ki izleyicimize de ben bunu tavsiye ediyorum. Çünkü belli ki kanamayı düşündüğüne göre O strese girmiş yani şimdiden. girmiş şimdiden Evet.
O sorusunun doğru cevabını almadığı sürece o beden hep gergin olacak. Aynı dertten dolayı strese giren pek çok Pek çok izleyicimiz izleyicimiz var. var. Hemen bir Bursa'ya gidelim. Zeynep Hanım telefon hattımızdaymış. Bakalım sorusu neymiş. Alo. Alo, merhaba. Merhaba. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. İyi Merhaba. yayınlar. Teşekkür ederiz. Buyurun sizi dinliyoruz. Merhaba herkese, oradakileri de. Hüseyin hocamıza da. Buyurun. Ben şimdi programda denk geldim az önce. Yani normal çalışıyordum ama yani çalışmıyorum. Evde bu programları takip etmeye başladım. Çok fazla vaktimiz almıyorum ama benim iki tane sorum olacak Buyurun, size. dinliyoruz. Bunlar benim kafamı çok karıştıran Aha. sorular. 11 aylık evliyim, daha yeni bir evliliğim var ve artık yavaş yavaş bir bebek düşüncesine girdim ben. Aralık ayından beri bebek düşünüyorum. Biraz panik bir insan olduğum için bebek öncesi bir doktora gidip bir kontrol ettirmek istedim. Hani ne var ne yok diye. Bu konuda yani bunu ben evlenmeden önce de rutin olarak yapardım. Ben de şu an bir iltihap söz konusu olduğu söylendi. Ve bir ilaç tedavisi başlandı. Bir doktorunuz da bilir bunu, yani biliyordur, belki uygulaması vardır. Bir fitil uygulaması verdim. Kullandım ve geçmedi benim iltihabım. Şunu da parantezi söylüyorum. Çok su içen bir insan da değilim. Biraz da buna da bağlıyorum aslında ben. Bu fitil uygulaması olmayınca sonra başka bir ikili bir fitil olarak ve bir antibiyotik ilacı kullanıyorum şu an. Ayrıca şunu sormak istiyorum. Altay kelime şu. Enfeksiyon bebek oluşumuna engel midir? Hani bu bir sebep olabilir mi? Bunu düşünüyorum. Ama daha çok yeniyim. Yani benim olmuyor diye bir şey, psikolojik bir durum şey düşünmüyorum ama hani bu engel midir? Bu soruyu sormak istedim kendisine. İkinci sorum da yapılan kan tahlillerinde bir doktorumuzun bana benim küçükken kızamık hastalığı geçirmediğimi ve benim kızamık aşısı olmamı gerektiğini söyledi ve 6 ayda bebek düşünmemem gerektiğini söyledi. Ama değerlerinde negatif çıkmış. Bu da benim kafamı karıştırdı ve ben arkasından 5 doktora daha sordum ve o 5 doktor da bana senin değerlerin normal, kesinlikle bu aşıyı olma. Allah korusun olduğun takdirde diyelim ki istem dışı bir bebek olursa bebeğinde sıkıntılar yaşayabilirsin diye bir şey aldım. Ve benim kafam çok karıştı ve çok üzüldüm. İster istemez psikolojim bozuldu. Ama şu an değerlerimin normal olduğunu ve bu aşının bana yapılmaması gerektiğini. Çünkü sadece kızamıkçık aşısı yokmuş. Bir karma aşıymış. Ve bu aşı da diğer vücudumdaki belki başka bir organda zarar verebilirmiş. Bu da benim kafamı karıştırdı. Eğer dediğim gibi hani vaktinizi almazsam çok kısa Süleyman, cevaplar, bunu teşekkürler. alırsam Çok çok sevinirim. sağ Tabii. olun. Teşekkür ediyoruz Teşekkürler. Katıldığınız için. Bursa'ya sevgilerimizi iletiyoruz. Hemen cevabını versin Ayşe hocamız. Şimdi 5 doktora daha sorduktan sonra Zeynep Hanım ve 5 arkadaş da yaptırma dediğine göre yaptırmaması mantıklı gibi duruyor. Bir kızamık dedi, bir kızamıkçık dedi. Hani konu açılmışken söyleyeyim. Kızamıkçık gebelikte geçirildiğinde gerçekten bebeğe ciddi zararları olan bir hastalık ve biz istiyoruz ki kızamıkçık küçükken geçirilmediyse, yani vücudun bağışıklık sistemi bunu tanımıyorsa, bilinçli bir hamilelikte kişi kızamıkçık aşısını olsun, gerekli antikorları oluşsun, ondan sonra gebe kalsın. Çünkü gebe kaldığında bir şekilde kızamıkçık bir çocuktan geçiren bir hastadan bulaştığında ciddi sıkıntılar olabilir. Ve bu aşı yapıldığında da evet, gebenin 6 ay, kadının 6 ay gebe kalmasını istemeyiz. Çünkü aşının da olası olumsuz etkilerinden uzak durmak lazım. Ama hani bir kızamık dedi, bir kızamıkçık dedi. Sonuç itibariyle 5 hekim arkadaş da yaptırma dediğine göre yaptırmaması mantıklı duruyor. İkinci sorumuz neydi? Vajinal enfeksiyon, gebeliği engel mi? Bazı enfeksiyonlar, İltihaplanma iltihaplar, şikayeti var. evet, bazı Fitil kullanıyorum. enfeksiyonlar, evet, engel olabilir. Artı bazı enfeksiyonlar düşüğe yol açabilir. Tamam. Bazı enfeksiyonlar erken doğumlara yol açabilir. Suyun erken gelmesine yol açabilir. Onun için biz bilinçli bir hamilelikte Zeynep Hanım gibi önceden ne var ne yok diye araştırdığımızda muhakkak en ideal şartlarda yola çıkmak lazım. Madem ki bir iltihap gözüktü, bu iltihabın tedavisini olduktan sonra gebe kalması çok daha mantıklı gibi duruyor. Ama hani geçmeyen bir enfeksiyondan sanki bahsetti. Bir kere Evet. tedavi oldum, sonra Bir fitil tekrarladı. tedavisi. O zaman işte hani programımızı bilmiyorum baştan beri izledi mi?
internetten de zaten yayınlanıyor. Orada konuştuk. Özellikle geçmeyen enfeksiyonlarda altta başka ne gibi sebepler var? Acaba enfeksiyona yatkınlığa yol açan başka neler var? Bunu araştırmak lazım. Yoksa ne yapıyoruz? Ha bir enfeksiyon oluyoruz, ha bir antibiyotik kullanıyoruz. Enfeksiyon antibiyotik. Bu sefer antibiyotik o çok önemli bağırsak floramızı bozuyor. Yani o bağırsak florası bozulduğu zaman, bugün hep bağırsaktan gittik. Çünkü çok önemli. Bağırsak florası bozulduğu zaman da bu sefer başka olumsuzluklara yol açıyor. Onun için de sık sık antibiyotikle tedavi olmak yerine önlemek lazım. Önlemek için de neler yolunda gitmiyor? Bunları tespit edip oradaki gerekli destekleri sağlayıp sık enfeksiyon olmaktan korunmak çok daha doğru. Dileriz ciddi, önemli bir sorun bir şey olmasın değildir. Ama yine de bir uzmana, uzmanla birlikte hareket etmekte, kontrolleri aksatmamakta iyice var. Hani altındaki sebebi araştırmakta fayda var diyelim Zeynep Hanım'a. İlk geceyi mi konuşuyorduk? İlk şimdi, gece korkularımız mı? Bu düğün stresi. Düğün neden stresi. Kaynaklanıyor? İçeriği nedir? İşte ilk gece korkusu. Şimdi az önce nerede kalmıştık? Özellikle izleyicimiz, Rize'den izleyicimizin sorusuyla konuyu açmaya çalışıyorduk. Ne kadar kanayacak? Çok mu kanayacağım? Bir de bizde şey vardır ya, hani eski geleneklerden kalan. Şimdi günümüzde sanırım çok fazla yok. İnşallah çok fazla yok. Ben en azından hastalarımda görmüyorum bir çarşaf gösterme merakı. Yani kanayacak ve biz göreceğiz. Öyle bir bilinçaltı var ki, şimdi kanayacak ama bazı insan var kan aldırmaktan korkuyor. Bazı insan var bir damla kandan bayılıyor. Herkes kanayacak diye bir kaide yok, onu söylediniz zaten. Yok zaten, tabii tabii. Ama şimdi böyle bir beklenti var. Demek ki herkes kanayacak. Şimdi bir bazısı da ya kanamazsam diye korkuyor. Çünkü biliyor ki, geçen programımızda da konuştuk, Sadi hocamız da çok güzel izah etti. Aslında kanamak zorunda değil. Bir kadın tamamen ve derinden gevşerse, çünkü orada hani tamamen girişi kapayan bir zar yok. Vajen duvarının esnemesiyle beraber esneyen bir zarsı doku var. Esnediğimiz zaman zaten orada kanama olmaz. Ama bizim toplumsal bilinç altında kanayacaksın, kanamalısın. Kanasan da kötü, kanamasan da kötü. Kanarsam ne kadar kanayacağım? Onun telaşı, gergin bir beden. Kanamazsam ne diyeceğim? Yani neden kanamıyorum? Bunun hesabını vermek telaşı gerçekten ilk geceyi kabusa çeviriyor. Çünkü bu gerginlikle beraber beden kasıldığı zaman tamamen doğal, fizyolojik olan bir ilişki imkansızlaşıyor. Kendini kasıyorsun ve kapatıyorsun. Evet. Onun için lütfen doğru bilgilenmek. Hatta benim tavsiyem evleneceği kişiyle beraber bir hekime gitmek. Detayları birlikte öğrenmek. Çünkü eğer erkek kanamadığında neden kanamadın ki gibi, yani tamamen masumane bir soru sorduğunda bile kadın telaşlanıyor. Veya hiç soru sormasa bile acaba hakkımda ne düşündü telaşına giriyor. Onun için birlikte gitsinler eğer bunlar sorun olacaksa. Es geçmesinler, çünkü hani tamam canım hallederiz gibi bilinçaltına atılan, bir tarafların sorduğu ama cevabını bulamadığı konular varsa muhakkak bunlar su yüzüne çıksın. Ve cevapları bulunsun ki sağlıklı başlansın birlikteliği. Çok önemli bir sorusu var Zeynep Hanım'ın Samsun'dan. Diyor ki Haziran ayında düğünüm var ve sonrasında balayına gideceğiz. Balayı sistiti yaşamak istemiyorum, ne tavsiye edersiniz demiş. Yine İzmir'den Dilara Hanım diyor ki düğün sonrası yurt dışına balayına gideceğiz ve orada başıma bir şey gelirse diye daha şimdiden çok korkuyorum. Korkularımla keyif kaçırmak istemiyorum. Sizce ne yapmalıyım? Çok şimdi doğru. Bunlar da yine korkularla işte o keyif. Düğün stresi doğru. Ve sonrasında. Doğru. Şimdi öncelikle balayı sistiti nedir? Şimdi sistit aslında idrar yolu enfeksiyonu. Sıklıkla balayında oluşabiliyor idrar yolu enfeksiyonu. Bir takım şeylere dikkat edilmezse. İşte balayında olduğu zaman da buna balayı sistiti diyoruz. Çünkü orada idrar yolu enfeksiyonuna zemin hazırlayan bir şeyler oluyor. Neler oluyor? Bir kere hijyene dikkat edilmezse, sıvı tüketimine dikkat edilmezse, umumi tuvaletler kullanıldığında daha kolaylıkla mikrop alınıyorsa ve stresle beraber vücudun immün sistemi zayıflarsa, stres çünkü immün sistemi zayıflatan, bağışıklık sistemini zayıflatan en önemli faktör. Zararlı maddeler kullanılıyorsa, sigara gibi, alkol gibi, bunlar bir immün sistemi, bağışıklık sistemini zayıflatıyor, enfeksiyona yatkınlığı arttırıyor. İki, vücudun hiç alışkın olmadığı bir
ne diyeyim, temas oluyor. Hı. Cinsel ilişki vücudun alışkın olmadığı, floranın alışkın olmadığı, hele de balayında sıklıkla yaşanıyorsa cinsellik, o zaman oradaki flora bozuluyor. Faydalı mikroplar, zararlı mikroplar oranı değişiyor. Gene uygunsuz cinsel ilişkiyle, işte uygun olmayan şekilde vajinal cinsel ilişki değil de rektal yoldan bir takım ilişkilerle flora değiştiği zaman da işte bu ortamda idrar yolu enfeksiyonu kolaylaşıyor ve ne oluyor? Sık idrara gitme, ağrılı idrar yapma, kasık ağrısı, karnın alt bölgesinde ağrılarla sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Hatta bu idrar yollarındaki enfeksiyon yukarılara kadar çıkarsa daha ciddi problemlere yol açabiliyor. Ciddi ateşler ortaya çıkabiliyor. Muhakkak tedavi edilmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin maalesef sonuna geldik. Teşekkürler, Daha sağ olun. önümüzdeki programlarda da elbette konuşacağız bu konuları. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler, Kadın sağ hastalıkları olun. ve doğum uzmanı Operatör Doktor Ayşe Duman'la birlikteydik efendim. Sizlere de çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ekran başındaki izleyicilerime de güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Pazartesi saat 11'de sevgili Nuray Seyir ile biz burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Yayınımız Nur Birer'le bizim soframızla devam edecek. Onu da kaçırmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.